Efendim iyi akşamlar. Sergin mi var, derdin var. Hakikaten öyledir. Programımızın bu zannediyorum beşincisi. Bugün Handan Börtüçene ile konuşacağız. Handan, Türkiye'de güncel sanatın pek çok alandaki öncü isimlerinden biri. Yaptığı işlerle, yurt içi, yurt dışı bütün başarılarıyla ve iddiasıyla, bütün o tevazuun arkasındaki gizli iddiasıyla hakikaten pek çok neredeyse devrim yapmış diyeceğim bir sanatçı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, arkasından Paris Güzel Sanatlar Akademisi. Ona öyle diyoruz değil mi Türkçe? École des Tabii tabii Beaux-Arts. öyle diyor. Akademi demiyoruz, Bozar diyoruz ona. Bozar diyoruz Ha, peki. neyse öyle diyelim. Orada da heykel eğitimi alıyor ve ondan sonra Paris, İstanbul, ilerleyen yıllarda da Kaş arasında sürekli üretiyor. İlk sergisi yanılmıyorsam 81'de bir öğrenci ya da yeni mezun sergisi. Ama Öğrenciyken. öğrenciyken değil mi? Evet. Ama ondan sonra özellikle 85'ten itibaren biraz sonra göreceğiz. 5. ya da 6. Yeni Eğilimler sergisindeki işinden itibaren kendisinden söz ettirmeye başlıyor ve bu böyle devam ediyor. Ben Handan'a tabii söz vereceğim ama bildiğiniz gibi önden hep daha çok konuşuyorum. Birazcık daha konuşmak istiyorum. Bizim Handan'la dostluğumuz çok eski. Dolayısıyla hepsini değil çünkü hiç ya da uzun zaman, uzun aralıklarla aynı şehirlerde olamadık ve birbirimizi izleyemedik. Ama şöyle bir şey biliyorum Handan'la ilgili olarak. Ve hatta hemen örnekleyeyim. Ben bu söyleşiye davet etmek üzere aradığımda işte korona günleri nasıl geçiyor, evde ne kadar sıkılıyoruz filan gibi de konuşmalar yaptık elbette. Bana dedi ki, yahu dedi ben desen çizermişim. Çizebildiğimi fark ettim desen. Ya, akademi mezunu bu kadar iş yapıyor. Nasıl çizemez? Tabii ki çizer. Çünkü şöyle bir şey var. Handan'ın bir fikrin etrafında dolaşma, onu olgunlaştırma süresi hem çok derin hem çok uzun ve yazarak. Handan işlerini yazarak yapıyor, çizerek yapmıyor. Böyle bir şey var, böyle olgunlaştırıyor. Ve bu tabii çok heyecan verici bir şey oluyor. Çünkü ben onun hep bir fikrin etrafında koşarken ki yani elinde hani atölyesinde o üç parçayı bir araya getirsin de bir şey yapsın da filan onu görmedim. Ama hep o fikrin etrafında ne düşünüyor idiyse, hayattaki o sıradaki derdi ne idiyse onun peşinde koşarken gördüm. Ve bunu biliyorum böyle olduğunu da ben de çizebiliyormuşum demesi bunu bana hissettirdi. Handancığım istersen bir iki kelime söyle sonra ha bunu da ben, gene hala ben konuşuyorum. Olur. Bir sunum hazırladık tabii Handan'ın işlerini gösteren bir sunum. Bu o işlerden bir tanesinden biraz uzunca bahsedeceğiz. Diğerlerinden daha az bahsedeceğiz. Şimdi Handan bu sunumu bilmiyor. Bana fotoğraf neleri göstermek istediğinin fotoğraflarını yolladı. İşte onları ben bir araya toparladım. Bazı şeyler belki onun için de sürpriz olacak. Bunu da söyleyeyim. Sana sözü bırakayım. Ondan sonra da sunumumuza geçelim. Sevgilimin haber birincisi yani böyle bir başlık bulmana hayranım. Senin kadar güzel sözler söyleyemiyorum belki ama yani sergin mi var, derdin mi var? Bu müthiş bir başlık. Ben de beğendim. Çünkü bu dünyanın en güzel dertlerinden bir tanesi. Ayrıca bunu da ekleyeyim. Yani bu kadar haz alarak dertlenilir mi? Başka bir örneği olabilir mi? Onu bilmiyorum. Evet. Ama bugüne kadar izlediklerimde hep kurumsal şeyleri konukların olduğu. İlk defa bir sanatçıyı sergin mi var, derdin mi var da davet ediyorsun. Bu benim
bağımsız çalışmalarından kaynaklandığı için, yani hani kurda sormuşlar niye sen kalın oda demiş ki işimi kendim yaparım. Benimki de biraz öyle, az önce dediğim gibi. Bu akşam tabii ki farklı sergilerimin arka planı üstüne konuşacağız. Çünkü tam sergi bitmiş oluyor, herkes görüyor, bir şeyler görüyor, söylüyor, anlatıyor ama hani onun arkasında o ana kadar neler başımızdan geçiyor, ne maceralar. Ya ben şimdi böyle tuhaf diye girdim. Bir kere bizi dinleyen herkese güzel akşamlar. Çok evet, teşekkür ediyorum. Evet, ben de unuttum onu söylemeyi. Hakikaten iyi akşamlar. Hayatımda ilk defa bir webinar yapıyorum böyle. Bu arada COVID döneminde evet gerçekten çizdim. Çünkü çizdiklerinden bazılarından ödüm patladı. Ya ben bunlar neler çizdim diye söyledim ve hemen fotoğrafını çekip Minocuma yolladım. Ondan sonra yani içimdekileri o süreçte çizerek dışarı atmak enteresan bir şeydi. Hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz bir duygu hali ki hala devam eden ve belki de geçirdiğimiz sürecin benzerini evlere yine kapanarak geçireceğimiz bir başka süreci geçiyoruz. Bilmiyoruz bunu. Ve çok uzun bir zamandan beri ve sanat ve bilim belirsizlikler dünyasının parçalarıdır aslında. Ama hayatın kendisinin belirsizliği ağır travmatik bir şeydir. Biz orada belirli bir şeyin olmasını bekleriz ki hayat rahat aksın diye. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Belirsizlikle tanış olduğum halde, yani kendimi bildiğim bileli ben belirsizlikler dünyasında yaşıyorum. Beni zenginleştiren taraf bu. Ama bu hayatta, yani hayatın içinde bu çok zor. Bunu kavradım ve gerçekten o desenler, yani Tanrım bu nasıl bir şey? Ben bu desen çizmeyi bir kenara bırak, çizdiğim yüzlerin korkunçluğunu hatırla. Yani bunun içinde o evet, hayatın belirsizliğinin kaygısı şüphesiz vardı. Ve bitmek de bilmiyor. Galiba insanların dikkatsizliği ya da devletlerin, bütün bir dünya için söylüyorum, ekonomik kaygıları, belki de yapması gereken önlemleri yeterince yapmıyor mu artık üstatları konusundan bir üstat değilim ama bir vurdum duymazlık, bir şeylik var ve yani bu sanki bitmeyen bir öykü gibi karşımızda duruyor. Bir kabus, evet, yani bir distopyanın içindeyiz. Distopyanın hani, içindeyiz, tamamen evet, öyle. Gerçekten, tamamen öyle. Bu bana yaklaşık bir 6-7 sene önce, bir 8 sene olmuştur belki, 8 sene önce Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Koman'ın bir heykelinin daha yıkılması üzerine, o ara önüne gelen heykel yıkıyordu. Sürekli basından arayıp görüş soruyorlardı. Benim de burama değil, hani şuralarıma kadar geldi. Onun üzerine de kültür servisi benden, yahu şunları yaz o zaman demişti. Ve onun başlığını çok net hatırlıyorum, yazımın. Çünkü öyle başlıyordu. Bir distopyada yaşıyoruz. Yani yaklaşık işte bir 8-10 sene önce aslında içime doğan şey buydu, olan oydu. Fakat evet, bir şekilde albenisi bol, yüksek bir şeyin, yani yüksek bir pompalamanın içinde olanın bitenin hiç farkında değildik. Yani veriler bize yani koyduğumuz zaman bunlar zaten var. Yani ölüm sayıları şunlar bunlar. Aklına gelen her türlü distopik rezalet yani. Evet. Ama evet, şu an daha farklı bir konumda önümüze konunca ve hayatlarımızı birebir etkileyince
Yani şu an bakar mısın? Webinar diye bir şey yapıyoruz. Online'lara geçtik. Ondan sonra evet, sergilerimiz ertelendiği, iptal olduğu, kitap, yani bir sürü şey. Yani evet, hayat başka bir şeye döndü. Müzeler kapandı, sinemalar, tiyatrolar, konserler ve her şey ve her şey evet, ve her şey. Bakalım nasıl bir hani tırnak içinde normal neyse, hani evet, nasıl bir dönüş yaşayacağız, hepimiz birlikte göreceğiz. Ama, ya da bunu normalleştireceğiz evet, hakikaten. Şimdi bundan sonra bu böyle olacak. Bu süreç içinde sayende ve yani gerçekten bu müthiş bir zeka, bunu böyle hazırlamış olmak ve beni davet ettiğin için sonsuz teşekkür ederim. Hem sana hem vakfa ve emeği geçen herkese baştan da bunu söyleyeyim. Sonunda unutabilirim çünkü. İtiraf edeyim, heyecanlıyım çünkü. Hayatımdaki evet, ilk online deneme bu. Ya öyle oluyor. Ben bile heyecanlanıyorum. Yani hele ilkinde evet, hakikaten sesim falan titredi. Şimdi biraz daha alıştım. Bir de şöyle bir şey var bu işte. Bizi izleyenleri görmüyoruz ya. Evet. Ben hemen biz karşılıklı sohbet ediyormuşuz havasına girebiliyorum rahatlıkla. Evet, evet. Onun getirdiği tabii bir takım dezavantajlar var. Hani çok laubalileşilebiliyor bazen filan. İşte o kontrolleri izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Artık. Ben başlayayım senin projelerini anlatmaya. Oldu. Yani başlatayım sen anlatacaksın. Başla. Korkma. Tamam. Ben bir liste koymuş, vermiş, yani paylaş, çalışmıştık zaten. Hı hı. Ben de oradan devam ederim. Tamam. Tam ekran olacak diye ümit ediyorum. Ama Allah Allah. Çok pardon, bir saniye. Sonda kalmış. Onun için öyle olmuş. Evet. Şimdi bu sergi üzerinde uzun duracağımız sergi. Suların bağladığı, suların çözdüğü. Bir adı evet, daha var. Kendime gömülü kaldım. Evet, doğru. Bu serginin böyle 15 yıllık, 16 yıllık bir macerası var. İlk hı-hı, nüvesi, temeli 98'de atıldı. Evet. 2014'de son olarak sergilendi. Aynı fikir etrafında farklı yerleştirmelerle İstanbul, Venedik, Milano, Londra ve İstanbul. Evet. Şimdi bu Handan'a sürpriz. Çünkü evet, işte 98'de ilk sergi ve bu sergi yapı kredide ki Bizans, Büyük Bizans operasyonu kapsamında açılan çağdaş Türk sanatında Bizans esini filan üst başlığı olan bir sergiydi. Handan'dan da iş istemiştik o zaman. Ve Handan böyle bir röliker içinde bir taş, taşın üzerinde bu bir mezar, içinde ceset yok, bu bir ceset, dışında mezar yok, kendine gömülüdür bu ceset diyerek harika Agatias şiiriyle geldi. Ama bu kadar değildi. Bu fotoğrafı ben katalogdan buldum. Buna eşlik eden bir de Handancığım, emin değilim, iyi hatırlamıyorum. O zaman sadece kumaş mıydı yoksa elbise miydi? Kumaş üzerinde çömlek parçaları mı vardı? Hemen anlatayım. Bu iş siz yani bu sergi davetini yapmazdan önce yaptığım bir işti. Hı hı. Bu röliker kutusu içinde gördüğünüz siyah beyaz fotoğraf, ilk önce bunu söylemek gerekir. Yani hipodromun Sultanahmet Meydanı'nda güney duvarı olan Sfendone duvarının, Bedrettin Dalan'ın Hopardok Küperek diye oradaki bir dizi evi yıkması sonucunda evi yıkılmış olan bir kadının yıkıntılarının içinde eşyalarını arama sahnesi bu. Ve yani ondan sonra da duvarım olarak edindim ben Sfendone duvarını. Yıllarla hatırlıyorsun.
Sonra hatta Akdeniz'in Mor Bin Yılı sergimizde, Yapı Kredi'de hep birlikte yaptığımız, kahramanca yaptığımız o sergide sanat dünyamızda bu duvarın hikayesini bir yapıt gibi anlatan yaklaşık bilmiyorum 15 sayfalık bir bir çalışma yapmıştım. Bu fotoğraf o zaman da vardı. Bu onun yapıta dönüşmüş haliydi yani basın dışında. Fakat bunun dışında ben bunu verdim fakat o arada ben Paris'teydim. Ve bir hayaleti, İstanbul'un hayaletini görünür kılmak için bir giysi tasarlamıştım. Fakat onu Paris'te yaptım. Kumaşı da bilmem nesi falan, o bayağı uzun hikayelerdi. Ve onu sergiye birkaç gün kala İstanbul'a geldim. Akdeniz'in Mor Bin Yılı sergisi. Orada enstale ettim, yerleştirdim. Fakat elbiseyi yatayda koydum. Evet, çünkü hatırlıyorum. Çünkü Agatias'ın bu şiiri üzerine yazdım. Evet. Yani burada bir mezar var, içinde ceset yok. Burada bir ceset var, dışında mezar yok. Kendine gömülüdür bu ceset. Bak, bu kendine gömülüdür. Bu ceset İstanbul'u tamamen tarif eder. Sanki Agatias'ın içine doğmuş gibi. Evet. Yani garip bir şey ama bu böyledir. Yani evet. Bunun üstüne karşı görüş kim varsa oturup tartışırım, konuşurum, ederim, fikrimi söylerim. Zaten onun üzerine de yurt dışında sergilerken suların bağladığı, suların çözdüğü adıyla sergilediğim sadece İstanbul'da kendime gömülü kaldım adıyla sergilediğim ve o 98'den 2014'e ve hatta hala da yaşatmaya o bilinç oluşana kadar ya da ben ölene kadar devam edeceğim. Bu bir İstanbul'un farkında olmak, neyin üstünde yaşadığını bilmek, anlamak, kavramak ve o zenginlikten, bu bellek zenginliğinden hak ettiğin payını niye almıyorsun demek. Yani çünkü gerçekten çok zenginleştirici bir şey bu. Yani bunun üstüne kurulu bir öykü, uzun bir öykü tabii. Evet. Şimdi bunu kabaca açıklamış oldum. Zaten orada yazmışsın nerelerde sergilendi etti diye. Fakat hikayeyi yani bütün bu anlatacağım şeyi bir noktaya oturtmak istemiştim. Hı-hı. Ve o noktayı da 1204 4. Haçlı Seferi'nde Latin istilası dediğimiz yani Ortodoks Roma'nın yani ya da tırnak içinde inat Bizans diyelim artık. Hani herkes artık evet. Bizans diyor ya hani öyle diyeceğiz. Bizans'ın bunu nasıl tarumar edildiği ve sadece altınları, gümüşleri, yakutu, zümrütü, incisi değil. Hani bütün el yazmaları ve fakat bundan öte yani hipodromdaki atları yani çünkü 4. Haçlı Seferi'nin başında malumunuz üzere Venedik Doju Dandolo var. Ve onlar da Venedik'i inşa ediyorlar ve İstanbul modeliyle yani San Marco Kilisesi de çok İstanbul yani Venedik Bizans dönemi İstanbul'undan çok etkileniyor. Fakat buradan da gemiler yoluyla yani o sular yoluyla, deniz yoluyla inanılmaz değerli mimari elemanlar götürüyorlar. Yani nakışlanmış, işlenmiş, rölyefli sütunlar, levhalar, sütun başlıkları, aklına ne gelirse. Fakat Venedik'te bunlar duruyor. Yapıların içinde, meydanda, orada burada. Ben de polisiye, ya gerçekten şey hani polisiye romanlarda, o filmlerde olur ya. İşte bütün kitaplarla Venedik'e defalarla giderek
şöyle esası şu olan bir çalışma yaptım. Hangi parçalar Venedik'e gitmiş, bugün nerede duruyorlar? Giden parçaların İstanbul'da boş kalan yerleri nereden gittiler? O yerin bugünkü durumu, oradan kalan kırık dökük ya da işte yarı sağlam parçalar bugün İstanbul'da nerede duruyorlar? Birçoğu müzede duruyor, birçoğu ortalıkta duruyor. Yani şehri ortalıkta derken şehrin içinde duruyor. Hı hı. Bütün bunları bir araya getirdim ve İstanbul'un hayaletine bir ses verdim. Bu ses bir kadın sesiydi. Gece kapımı çaldı. Bu İstanbul'un adını ilk bildiğimiz, yani adı bilinen ilk şairi Moiro'nun sesiydi. Halbuki o milattan önceki bir yüzyılda yaşamıştı ama önemi yok. Bu bir İstanbullu şairdi. Ondan sonra yani bu kurgunun içinde o İstanbul'un hayaleti Moiro'nun sesiyle konuşup bilinmek, görünmek istedim. Ve görünmesi için ona bu elbiseyi diktim. O incileri, yakutları istemedi. Onun yerine kırık çömlek parçaları diktim. Altın ipliklerle 5 kadın birlikte diktik bunu, bu giysiyi. Ve ondan sonra da ilk ayağa kalktı. Ayağa kalktı ve şeye yürüdü. İlk Ayasofya'ya gitti. Ondan sonra ve nedeni vardı Ayasofya'ya gitmesinin. Çünkü Dandolo İstanbul'da ölmüştü. Üst katta mezarda gömülüydü. Dandolo'nun mezarına gitti. Durdu ve ona baktı. Ve ben bütün bunları fotoğrafladım. Bütün bu anları. Bu biliyorum ki sağda duran, bana göre sağda duran bu cennet kapısı denilen mermer kapı, senin de çok sevdiğin bir kapı. İşte oradan yürüyerek sonra alt kata indi, solda görüyorsun. Sonra da Ayasofya'dan dışarı çıktı ve İstanbul'u ilk önce gezdi. Eski sarayının mozaiklerine gitti. Yani bütün mesela önünden geç, bence en çarpıcılarından bir tanesi bu. İki tane çok çarpıcı var. Bir tanesi mesela Saraçhane Meydanı var ya, büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam karşısı Fatih'e dönük tarafında. Orada bir yıkıntılar var. Bu ikincisi yok, burada. Yok. Bunlar galiba. Burada çok dur pardon. İstersen. Bir tık öncesini. Bu değil. Tamamen sırası karıştı. Niye böyle oldu Allah'ım? Bilmiyorum. Karışmış. Ben bir bırakayım, yeniden başlayayım doğru yerden. Nasıl çok istersen. Özür dilerim. Bu niye ben, böyle oldu yani anlamadım. Ona göre bir numaralamıştım. Evet evet, çünkü o da sıralı gidiyor zaten. Saraçhane Meydanı'nı şimdi soldan bulacağım sana. Yani orayı bir görsün. Yani bilenler bu değil mi? Biliyor. Ama yani evet işte burası. Hmm. Burası Polyiktos manastırı, hastanesi, kilisesi, çok büyük bir kompleks bu. Yaptıran da Bizanslı bir kadın. Bugün şu gördüğün hal temelleri, içinde cereyan eden aktüel olarak, yani bugün güncel olarak cereyan eden şeyleri söz etmek istemiyorum. Vahim şeyler cereyan ediyor. Hiç kimse oranın bir farkında değil ama bir arkeolojik yerleşke olarak korunmaya çalışılıyor. Şimdi az önce Venedik'te gördüğünüz San Marco Meydanı ile Dojlar Sarayı'ndaki bütün o mermer süslemeler olan dikdörtgen bu değil. Bu değil mi? Fondeika dei Turchi bu. Bu başka ama bir şey. Ama ben buna San Marco diye baktım hep. Yok yok, değil. O Osmanlı'nın ticaret bilmem ne sarayı o.
Şimdi geleceğiz. Bu da değil. Bunlar Kariye'ydi. Demin Ilgın soruyordu. Hipodrom. Şöyle hipodrom. Hızlıca geçeyim. Onu biraz sonra geçeceğiz. Bunu gördük. San Marco yok. Değil. Evet, geçtin. Geçtin bir mi? Tık daha gel. Geri gel. San Marco Meydanı'nın görmeye alışkın olmadığınız. Bunlar İstanbul. Evet, burada durabilirsin. Bu mu? Yok, değil. Az öncekiydi. Bu. Bu da değil. Bu da İstanbul'dan gelen parçalar ama bunlar yani gelmişken söyleyeyim. Bu da atlarımız. Atları biraz sonra konuşacağız. Bir daha konuşacağız, evet. Evet. Esas macera orada zaten. Bari bunu anlatayım. Bunu anlat. Tamam. Bu değil tabii ki. Bu bahsettiğimiz Sfendone duvarı İstanbul'da. Az önce ilk gösterdiğim işte kullandığım gibi sonrasında da kullandım. Yani burası içinde bir çalışma için çalışıldığından haberdarım. Durum pek parlak değil ama şu halde kalıyor olmasında da yani övünüyor olmayayım ama gerçekten bir payım var. Çok emek verdim. Çok peşine düştüm. Oraya iş makinaları sokmuştu. Benim boyum 1.60. Ben küçük boylu bir kadınım. O iş makinesini yani nın tepesine nasıl fırlayıp çıkıp adama yani onu işleten adama nasıl durdur bu makinayı demek için yakasına yapıştığımı hatırlayamıyorum. Hani Allah bazen deli kuvveti veriyor diyorlar ya, hani o türden bir şey. Doğru, biliyor musun? Için, efendim? Doğru, enerjin, her şeyin o fikrin etrafında şey bir oluyor. Bir an öyle oldu. Çünkü oluyor yani. O paleti evet. Nasıl bastığımı, nasıl oradan oraya çıktığımı, o kapıyı nasıl açtığımı, adama nasıl hani kilidine uzandı, hani anahtarı falan. Ben o anları hatırlamıyorum. Bunu nasıl başardığımı hatırlamıyorum. Ama mesele o değildi. Mesele sonra benim İstanbul Belediyesi Nurettin Sözen dönemiydi bu. Ve Eminönü Belediye Başkanı fen işleriyle falan bu işleri uzun uzun nasıl sonra çözdüğüm, bunlar zaten o dergilerde yazılı, meraklı olan herkes onu oradan bulabilir. Ama benim esas anlatmak istediğim burada, burası değil de San Marco'ya götürülen parçaları göstermek istiyordum. Oraya bir türlü gelemedik. Neyse, orada bir görüntü kayıyor. Bir şey oluyor, evet, değil. Ama Ayasofya'dayız. Sfendon, o Yarımburgaz Mahallesi. İstanbul'un başlangıcı. Demin sözünü ettiğim mozaikler. Şimdi mesela bari şurada bir tanecik duralım. Tamam. Sağ tarafta bir Laleli'de bir kötü restorasyonu yapılmış da olsa bir kilise, bugün cami, tabii bir cami görüyoruz. Ondan sonra fakat orası yani 1204'te rotondo denilen bir yapı var. Evet, çok güzel. Sakın buradan ayrılma. Bu rotonda da bir toplantı meydanı, aynı zamanda da hani kazanılan savaşların onuruna, anasına yapılmış çok büyük sütunlar var. Bunlar kardeşler, prens kardeşler, birbirlerine sarılıyorlar. Sağda ve bakın iki, dört tane prens birbirine sarılıyor. Bu Somaki mermer, ondan sonra işlenmesi de zordur ayrıca. Fakat bir şey dikkatinizi çekiyor olsa gerek, sağ tarafta İstanbul'un hayaletinin fotoğrafını çekmek için yanında durduğu o fotoğrafta, orası beyaz, farkındaysanız beyaz bir taşla tamamlanmış ayak. Çünkü ayak orada bunu bir sütunun üstünden koparıp alıp Venedik'e taşımak için götürürken, o arada artık nasıl olmuşsa
ayak orada düşmüş ve bir şekilde yıllar sonra İstanbul'da bir tesadüfi bir kazıda bulunmuş, yani çok daha eski yıllarda. Bugün o ayak parçası İstanbul arkeolojide duruyor. Yani bizim heykel elbisemiz hem gitti San Marco'da bu fotoğrafı çekti, bilinmek istiyor ve anlatmak istiyor ya derdini, hem gitti onun bulunduğu Rotondo'nun olduğu yerde, buradaydı o dedi, fotoğrafını evet. çekti, hem de gitti İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, aha da bak bu da bunun kırık ayağı, bu da burada duruyor. Ya bir birleştirsek arkadaşım, yani biz bunu fiziken birleştiremesek bile, ki hani birleştirmeyelim varsın, ama bilincimizde, ruhumuzda İstanbul'u seviyoruz falan diyoruz ya hani, hani orada birleştirelim. O bizler için yaşar olsun diye bir dert, yani öyle bir arzum var benim hani sonuçta. Neyse, şimdi diğer mimari parçalar, çünkü çok çarpıcı. O kadar çok sütunlar götürmüşler ki, yani herkes şurada çok yakın tarihlere kadar atların bile buradan gittiğini bilmiyordu San Marco'na. Bilen biliyordu ama yaygın bir şekilde bilinmiyordu. Ama desen ki bak kardeşim, önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorsun, İstanbul'dan gelmişsin, bu Saraçhane'den gelmiş bu sütunlar desen, aa öyle mi filan diyecek. Yani ya hani derdim bu yani. Bu derdimse. Bana bu dokunuyor ya Münevver. Bana da. Bana da çok dokunuyor. Sana dokunduğunu biliyorum zaten. Buna uğraşıyoruz. Neyse, böylelikle aşikar eylemiş olduk. Evet. Bu arada beni dinleyen, yani bizi dinleyenlere demin bir açıklama yaptı. Karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi dedi Münevver. Evet, gerçekten eski dostuz. Arada ben ona dilim sürçer de, yani kendim konuşmaya kaptırırım, Mino dersem herkes affola. Tamam, şimdi ben söyledim. Hiç ayıp bir şey değil. Çünkü ben şu an aklıma geldi, az önce dedim. Böyle bir şey. Ne yap? Birkaç hoş kere görün. Dedim. Birkaç hoş kere dedim. Evet, bizim elbise heykelimizin İstanbul'daki şu an restorasyonda olan Kora Kilisesi, yani Kariye Camii'nden birkaç tane onun anı fotoğrafları bunlar. Çünkü onları görüp anı yapmak istedi. Şimdi burada bir şeye girmek istiyorum şimdi. Ana ders, sergin mi var, derdin mi var? Bunları anlattık, tamam. Şimdi gelelim dertli bölümüne. Bu fotoğrafları çekmek için sizin fotoğraf makinanız, bilmem nenizin olması, bir yapıtınızın, idealinizin, serginizin olması hiçbir şey ifade etmiyor. Her şeyden önce Kültür Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Bu izinler sandığınız kadar kolay kolay alınmıyor. Bayağı zaman gerekiyor. Bu izinleri size verdikleri zaman doğal olarak belli bir tarih aralığı içinde o izin kağıdını, bu fotoğrafları çekmek için kullanabiliyorsunuz. Deyin ki öyle bir mevsime geldiniz ki yağmur, çamur, kıyamet, ya da diyelim grip oldunuz, yattınız. İnsan hali bu. Ve tekrar almanız gerekiyor. Şimdi bu benim başıma geldi. Muhtelif nedenlerden ikinci tur İstanbul fotoğrafları için izin aldım. O arada geçen süreçte biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'ne geçiş sürecindeki yasal düzenlemelerden bir tanesi de bilindiği üzere belediyelerle ilgili. Şimdi bazı tarihi yapılar belediyelere devredildi. Fakat bunun hangisi olduğunu hani bir kayıttan öğrenemiyorsun hemen. Mesela işte gidiyorsun Kültür Bakanlığı'na, öğreniyorsun ki diyor, senin listendeki üç parça İstanbul Belediyesi'ne ait.
bu sefer izin isteme İstanbul Belediyesi de girdi. Handancığım artık bütün izinleri alacaksın, öyle görünüyor. Efendim? Artık bütün izinleri Diyanet'ten alacaksın. Tek adres gibi olmaya başladı. Yani onu bilemedim şu anda. Dilerim tabii ki olmaz. Ama bu arada Diyanet'ten izin alınamaz. Diyanet'in kişisel yani özür gereği oradan alınan izinlere fetva deniyor. Evet. Ve ben yani hayata geçirmek için yaklaşık 19 yıldır beklediğim Mimar Sinan sergim için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fetva aldım. Yani evet. bu söylediğim şeyi biliyorum. Yani onun için söyledim. Yani evet. Tabii bir dilekçe veriyor ama onun olmak gereken adı fetva. Neyse evet. Yani peki. Öyle ya da böyle önemli olan demokrasi dediğimiz bu demokratik olduğunu söylediğimiz ülkenin düzgün bir şekilde hayatına devam etmesidir. Tek arzumuz budur. Başka hiçbir derdimiz yok. Evet, tam Kariye'nin önünde, evet. Kariye fotoğrafının önündeyken, bugün de Kariye müze tam şeyi bugün kaldırılmışken. Nesi kaldırılmışken? Haberin yok mu senin? Kariye şey, o da cami oldu, müze niteliği iptal oldu. Hayır, bugün bilmiyorum itibariyle. Bunu. Şu an senden duyuyorum. Evet, çünkü bugün bütün bir gün bizim çalışmamız için yoğun çalışıyordum bugünkü yayın için. Gazı duydum da Kariye'yi duyamadım. Herhalde Kariye'nin çünkü gaz daha popüler. Gaz altına herkes gitti. Müjde bekliyor. Tabii. Bu arada sağ tarafta da ya bir dakika ya, keşke bunu şu an söylemeseydin. Bir dakika, derin bir nefes alıyorum ve devam ediyorum. Evet. Hep öyle yapıyorum senden. Tabii ki bu arada arka planda sağ fotoğrafta silik olarak gördüğünüz bir fresko var. Kora Kilisesi'nin yani Kariye Camii'nin banisi olan hanımefendiyi görüyorsunuz. Evet, şimdi biz lütfen atlara geri dönebilir miyiz? Evet. Şimdi bu atlarımız İstanbul'dan Venedikliler tarafından götürülen, çalınan 1204'te ve şimdi de San Marco'nun bunlar orijinal atlar. San Marco Bazilikası'nın en üst katı bunların ve başka birkaç relikerin sergilendiği bir müze. Bu müze katından atların orijinallerinin eskiden sergilendiği, şimdi replikalarının sergilendiği ön cephesi fasadındaki balkona çıkıyorsun. Hemen sol tarafında bir kapı var, oradan çıkıyorsun. Şimdi burada demin İstanbul için söylediğim şey bütün ülkeler için geçerli. Yani bir yerde bir fotoğraf çekeceksen, bir film çekeceksen, bir video çekeceksen muhakkak ilgili birimden, kurumdan izin alıyorsun. Bu evet, şimdi getirdin bahsettiğin balkon. Şimdi bizde ben Venedik'te bu sergiyi Nuova Icona ile yaptım. Nuova Icona non-profit bir galeri. Biliyorsun ben galerilerle çalışmıyorum ama non-profit bir galeri olduğu zaman onlarla çalışıyorum. Türkiye'de yok ama Avrupa'da, dünyada var. Yani birkaç az sayıda var. Ondan sonra ve Vittorio, ben tabii bütün listeleri ona Venedik'te yolladım. Ve bir de şunu yapmak zorundaydık. Venedik çok turistik bir yer. Aktiviteleri, fuar şeyleri bitmiyor.
Bize evet. kala kala şey kalıyor, kaldı. Yani en az turistin olduğu zamanı istiyoruz ki rahat çekim yapıp çalışalım. O da Ocak ayı. Ocak ayı Venedik'in en nemli, en soğuk zamanı. Hani değil kemiklerim dondu, iliğim dondu diyorsun yani. Ve bütün çekimlerimiz dışarıda. Mesela şimdi bazı fotoğrafları göreceksin. Göreceğiz. Büyütme şansımız maalesef yok ama bahsettiğim balkonda Yok. yani şöyle anlatayım, ben toparlayayım konuyu. Vittorio bütün yolladığım listenin izinlerini aldı. Fakat bana ben yola çıkmadan telefon etti. Ondan sonra dedik ya Handan çok üzgünüm. Tabii ki San Marco'nun idaresinde adın fazla geçti geçmişinde. Çünkü atları İstanbul'a getirmek için ben onlarla yıllardır yazışıp çizişip görüşüyorum yani. Ondan sonra fotoğraf çekme izni vermediler dedi. Ben kendilerine para teklif ettim. Bazı binalar için para ödedik. Yani parasız vermediler. Türkiye'de kimse para istemedi ama böyle şeyler oldu. Başka ülkelerde her neyse. Para teklif ettim dedi. Parayla da izin vermediler dedi. Profesyonel çekim yapmamızı alt tarafı tek bir kare. Şu gördüğün kareyi çekeceğiz. Sakın bu kareyi oynatma. Çünkü tam anlatacağım şey. Dur. Dedim ki ben o fotoğrafı çekerim dedim. Yani derdim değil, yaparım dedim. Ya izin alamadık, yapma, delirme dedi. Nasıl çekeceksin? Çekerim dedim. Ve hemen anlatıyorum. Polisiye filmlerde olduğu gibi hani soygun öncesi böyle kamera nerede, kim nerede, kapı nerede, baca nerede diye gezilir yani öyle bir. Filmlerden, romanlardan görmüştüğüm var. Ondan sonra kafamda bir bayağı bir çalışıyor tabii bu kadar azim kafaya koymuşum bir kere. Ben bir gün sabahın köründe Giudecca adasından bindim Vaporetto'ma, geldim San Marco'ya, girdim, biletimi aldım, üst kata çıktım müze katına. Ondan sonra ama elimde bir not defteri ve saatleri yazıyorum. İlk önce birinci turuma attım. Nerede kamera var? Bütün kameraları tespit ettim. Ya İnanamıyorum Handan. İnanamıyorum yani gerçekten. hakikaten. Gerçekten sanki bir hırsızmışım gibi. Ama yani bunu yaptıran San Marco yönetimi utansın. Ben utanmıyorum. Evet. Yani Evet. gerçekten bu yaptığım işten hiç utanmıyorum. Tam tersi, hem kendimi hem de buna cesaret gösteren, teknik olarak bana yardımcı olan fotoğrafçım Francesco'yu, hem de şu an kendi yüzünü de gördüğünüz Elisa Cenna asistanım, Venedik'teki asistanım. Onları da kutluyorum çünkü onlar da bir şok geçirdi. Victoria da buna dahil. Dediler ki yani sen çekeceksin gideceksin ama İstanbul'a, biz Venedikliyiz. Yani biz insanların suratına nasıl bakacağız? Yani böyle bir şey yapıyoruz. Bu yani yasayı çiğniyoruz andan. Farkında mısın filan? Ne yasası ya dedi. Hangi yasa? Neden bahsediyorsun? Gelmiş burama artık. Yani nasıl izin vermiyor ya? Yok öyle bir şey. Yapacağız bu işi. Dedim tamam, programı ben yapıyorum. Kimse karışmasın. İşte bütün bir günü müzede geçirdim. Ama daim ortada olarak değil. Şimdi mesela geziyorum, kaydımı alıyorum. Şu gördüğünüz balkona çıkıyorum. Orada oturuyorum, sandviçimi yiyorum, çayımı içiyorum. Bir iki not alıyorum, telefon konuşması yapıyorum. Yani bir saat geçiriyorum. Kendimi bir unutturuyorum. Sonra tekrar içeri giriyorum. Çünkü bir derdim var. Nihayetinde bunlar Venedikli, yani bunlar İtalya. Bir ara gevşiyorlar, sıkılıyorlar. Sabahtan akşama kadar orada bir müzede bekçi olmak kolay iş değil. Onların Değil. da bir gevşediği saat var. O saati takip ettim.
hangi saatte acaba gevşiyorlar? Ve o saati belirledim. Ve bütün artık kameralar belli nereden ve çok uzun bir taş, yüksek ruhlu taş bir merdivenden, daracık bir merdivenden çıkılıyor bazilikanın içinden oraya. Ve Eliza'yı aradım. Eliza lütfen bir atölyeme gel dedim. Geldi. Şimdi dedim Eliza lütfen diz çöker misin yere? Ve kollarını şöyle kaldır dedim. Kaldırdı. Ve bu elbiseyi asla birisine giydirmek için dikmemiştim bu heykeli. Ve Eliza dehşete kapıldı. İncecik de bir kız canım benim. Ona hatta bir fotoğrafını yolladım sana şaşkın haldeyken. Evet. Ve böyle kollarını uzun tuttu. Ondan sonra önce kollarını geçirdim. Onun kollarına ve boynunu başından dikkatlice geçirdim ve sonra elinden tuttum, yavaş yavaş ayağa kalk dedim çünkü 15 kilo filan o gördüğünüz heykel, yani Evet. üstündeki bütün o çömlek parçalarıyla, içindeki katman kumaşları bilmem neleriyle yaklaşık 15 kilo o heykel. Evet. Ve kızı kaldırdım ayağa, Eliza'yı. Kalktı. Ben şu an bir heykelin içindeyim. Ben Moir oldum. Ben İstanbul'un ruhu oldum deyip delirdi. Ve o anının fotoğrafını çektim ve onu sana yolladım. Evet. Ve onun bu arada tabii ki Eliza'yı da kollamak durumundayım. Ona da gittim. Bakın ne kadar ince detay bunlar. Hava çok soğuk çünkü. Gittim ve ona termal has yün içlikler aldım. Çoraplar, içlikler, yani pantolon, üstü, her şeyi. İncecik ama onlar. Kalın şeyler değil Ama böyle. Handancığım çok pardon, sözünü kestim. Sen normal olarak bu fotoğrafları hep birine giydirerek çekmiyorsun, değil mi? Yani bir şeyin Hayır, var. ilk kez Ha, burada. burada Bir tek mecbursun öyle Photoshop içeri burada sokmaya. kullandım o yüzden. Tamam. Tek Tamam. Photoshop, yani Eliza'nın elleri, ayakları ve başını kaldırmak için kullandığım tek Photoshop. Ama çaresizdim yani. Ve Evet. Eliza'ya onun üzerine bir de büyük koskoca bir yün şal sardım ki giysi de gözükmesin. Çünkü şey, Dikkat düşünebiliyor çekmesin, musun? Francesco, Eliza, ben, Vittorio görmek bile istemiyor. Kaçtı gitti. Ondan sonra çünkü kendisi çocuk doktoru zaten, hani bir de düşünebiliyor musun başına böyle bir şey gelsin, istemez, haklı, herkes haklı ama ben, yani herkes kendi açısından haklı ama ben de haklıyım evet. yani. En çok sen Neyse, haklısın. Tamam. biz Giudecca Adası'ndan Vaporetto'ya o kılıkla, oturamıyor da çocuk, ne yapsın, ayakta duruyoruz hepimiz, onu tutuyoruz. Ve öylelikle San Marco'ya gittik. Bilet aldık. O benim belirlediğim saatte. Ve o merdivenleri çıktı. Diyor ki Eliza, Handan Hanım bu çarpıyor diyor, bir yerlere kırılır mı? Dedim hiç önemli değil. Kırılan parçayı yapıştırırız. Zaten dikili. Onlar zaten kırık parça. Tek Evet. amacımız orijinal atlarla bu giysi heykel fotoğraf, yani İstanbul'un ruhu onunla Orada buluşmalı. olsun. Evet. Evet. Ve onların saat böyle 3:30 sularında gevşemeye başlıyor herkes. Kameraları da ayarladım. Ondan sonra makinayı, obturatörünü ayarladık. Dijital bir kameraydı. Üstünden ben dedim ki burada dur, şimdi sen Eliza, ben üstünden harmanisini aldım, şalını, ve Francesco'da ya da orada bir yer bulmuştum. Dedim ki bas deklanşöre, kaç tane basarsan ne çıkarsa o çıksın.
Ve böylelikle birkaç dakikanın içinde kaç fotoğraf çektiysek çektik. O fotoğrafları çektik ama onlar böyle terler döktüler. Ben de tabii ki döktüm. Ne yalan söyleyeyim. Sonrasında evet, gördüğünüz gibi balkona çıktık. Harmaniye de gerek yoktu. Ve ellerimizi böyle kaldırdık. Artık hararet basmış fena halde, heyecanla. Evet, ve orada benim böyle çekilmiş, yani Francesco bir fotoğrafımı çekmiş, böyle yapmışım. Başardık diye. Böyle bir kalem var. O fotoğraf o mu? Tabii onu anlamadım evet, ben. Çok güzel bir fotoğraf. Altına yazmadım çünkü maalesef. Evet. Yani o benim hatam, senin değil yani. Özür dilerim. O kale oydu. Şaşkınlıktan başardım diye. Yakalanmadık çünkü. Kimse anlamadı. Ve başarıyla bu işi de bitirdik. Fotoğrafımızı çektik. Müthiş. Bu gördüğünüz, yani bunun çok büyük bir kataloğu vardır. Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Ondan sonra ve orada sayısız fotoğrafları var. Tek Photoshop burada kullandım. Yoksa diğerlerinde gördüğünüz gibi İstanbul'u hep sırtı omuzumda taşıdım. Evet. Plan. Onları göstereceğim. Bu onları inanılmaz göstereceğim. Bir sergin mi var, derdin mi var, hikayesi mi var? Sevdiğimiz dertler. Şu an bile aynı heyecanı yaşıyor gibiyim. Evet. Ondan birkaç Handancığım, bunu anlat bize. Ben. Bir yudum su için. Neredeyiz? Evet, bu Venedik'te bütün bu çekimler bittikten sonra Nova Icona'nın sergi mekanı olarak kullandığı 17. yüzyıldan bir oratoryonun içindeyiz. Bu bakımsız kalmış Venedik'in binaları ile ilgili sorunları var. Mesela böyle bir yapıyı kiralayabiliyorsun Venedik Belediyesi'nden, kültür biriminden. Mesela ama kültür ve sanat için kullanmak için. Vittorio burayı kiralamıştı. Burası oratorio. Sadece biz ilahi okuruz ya, ilahi söylenen bir yer evet, burası. Evet. Ama tabii ki fonksiyonu çoktan bitmiş gitmiş. Şu evet, an sergi mekanı olarak kullanılıyor o yıllardan beri. Ve oradaki sergileniş hali bu. Venedik'teki birinci sergisi. Daha önce de şu ünlü Fenice Tiyatrosu'nda da sergilendi. Venedik'te iki kere sergilendi. Hı hı. Bir şey sonra soracağım. Sonra Milano'da, sonra Londra Kraliyet Akademisi'ne davet edildi. Orada sergilendi. En son İstanbul'da sergilendi. Evet, evet, evet. İstanbul Arkeoloji ile kapattın defteri. Burada... ama o İstanbul Arkeoloji olmayacaktı. Evet, oraya da gelelim, dur. Bunu unutmayalım, tamam, ve geleceğiz zaten. Ben bir şeyi merak ettim fotoğrafları yerleştirirken. Burada elbisenin üzerinde senin yuvarlakların var. Onlar senin değil mi? Evet, evet benim. Altara onlar koydum. Bağlayan ve ayıran sular. Evet, suların bağladığı. Çünkü orada gördüğün 3 tane dış bükey ayna. Etraftaki ayna mı? Ben böyle halka gibi ve görüyorum insanları, fotoğraftan. Sergiyi gezen Onu merak insanları ettim. Aynanın içinde altarda topluyor bir merkezde. Ve altında da İstanbul'da ve Venedik'te çektiğim deniz fotoğrafları var. Ve onları birbirine geçirerek bağladım o üç aynayı. Çok güzel. Onları görüyorsun arkada. Çok ve güzel. Altarın tam önünde de ona bir cam dikdörtgen kap vardı. İstanbul'dan getirdiğim bir suyla Venedik'te çeşmeden akan, iki yerde de çeşmeden akan suları birleştirip bıraktım. Orası da o altarın en kutsal noktasıydı. Altar ilk defa bir işe yaradı değil mi sunak olarak? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu sergide mesela sadece 12 fotoğraf sergiledim. Ve burada gördüğüm fotoğraflarda Milano'da özel bir laboratuvarda basıldı ve bir metal üstüne bastık orada onları. Birçok defa sergiledim ama hiçbirinde aynı stilde sergilenmedi.
İstanbul'da Evet. başka, Londra'da başka, Milano'da başka. Yani malzememiz de bol zaten. Her birinde bir de aynı Handan, çok pahalı prodüksiyonlar bunlar. Bunu nasıl becerdin? Yani senin böyle bir paran olmadığını ben tek bir biliyorum. cevabım Başkalarının var. bilmesinde mahsur yoksa. Tabii. Yani hiçbir, yani bilmiyorum, yani şu an dünyanın en varlıklı sanatçılarından bir tanesi Damien Hirst desek, o bile o büyük sergilerini yapmak için yani 50 milyon euro kadar demeyeyim, 50 milyon net, 50 milyon euro şey aldı, ne diyoruz ona, sübvansiyon yok değil, hayır. Destekçi Sponsorluk buldu. diyelim bir şey, Pino, evet. Pino destekledi onu. Meşhur Pino destekledi. Sponsor oldu. Ay, Evet. sponsorship demeyi unuttum ya. Ha, şimdi benim ise Koronadan bunlar. kendimle ilgili söyleyeceğim şey şu. Bu benim büyük şansım olsa gerek. Çevremdeki insanlar, yani mesela şu an böyle konuşuyoruz ya. De ki ben yapacağım bir projeyi anlatıyorum. Hep birlikteyiz, bir masanın etrafındayız, bir toplantıdayız, kahve içiyoruz ya da. Mesela heyecanla anlatıyorum. Sen de söyledin ya, hep Handan'ı ben bir projenin peşinde bir şey ararken hatırlıyorum. Doğru. Evet, ömrüm öyle geçiyor benim. Ben çünkü o prosesin, o sürecin aşığıyım. Bu süreç içinde muhtelif insanlarla karşılaşıyorum. Kimisi eski tanıdık, kimisi hiç tanımadık. Ve gerçekten hem yaptığım işe hem de bana inanıyorlar. Ve kendileri teklif ediyorlar desteklemeyi. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Gerçekten öyle. Hakikaten. Yani bu teşekkür ediyorum ya. Her birine tek tek teşekkür ediyorum. Ve Çok her güzel. zaman ediyorum yani. Ve o ilişkilerimiz de oralarda bitmiyor. Hep devam ediyor. Evet. Yani böyle oluyor. Bir de biliyorsun tabii ki buna şunu da eklemeli. Sponsor dışında da başka bir şey daha var. Galerilerle değil de kurumlarla çalıştığım zaman kurumlar destekliyor. Tabii. Yani ben yapacağım mesela ne kadara çıkar hiç o işten anlamam. Ondan sonra bir kabaca bir şey, üç aşağı beş yukarı söylüyorum ama onların muhasebe bölümleri var. Mesela onları anlatıyorum. Şu malzemeyi kullanacağız, bunu böyle kullanacağız. Onlar bütün onlardan bir bütçe çıkartıyorlar. Onun içinden hatta doğal olarak hani bana da bir bütçe çıkartılıyor. Ondan sonra çünkü başka bir işim yok hayatta benim. Ben bununla yaşıyorum Evet. yani. Bana da bir bütçe çıkıyor. Ve böylelikle bu yapıtlar üretiliyor, yapılıyor, devam ediyor, gidiyor. Şu Covid olmayaydı, iyiydi. Koca Bizans sergim gitti ya. Evet. Yani koca sempozyumumuz gitti Evet. 2021 ya, Ağustos. Evet. Yani Hala da ışıklar yeri belli yanıyor değil, değil ya. mi? Ha? Hala da yeri belli değil, nerede, hangi Yok, ülkede hangi ülkede olacağı. olacağı belli değil maalesef. 2022'de olacak, o tamam ama İstanbul'da olmayacak. Biliyorsun, Evet. sana bahsettiğim için söylüyorum. Salt Galata, yani Salt grubu dünya güzeli bir teklifte bulundu bana. Salt Galata'da yani Bizans'a dair müthiş bir sergi hazırlığı içindeydim. Evet. Yani Evet. ve yani böyle bir sürecin içinde o benim için bir derya deniz mutluluktu. Ya yani elinden her şey alınmış gibi hissettim ilk birkaç gün. Şuram Biliyorum. yandı. Yani Biliyorum. çok birçok net sadece kendi sergime değil. Bu uluslararası sempozyumun İstanbul'da ilk yapılması Mustafa Kemal Atatürk zamanındaymış. O tarihten beri bir türlü bu uluslararası sempozyumu gerçekleştirememişiz İstanbul'da ve Evet. bu nihayet ilki olacak, ya yani ikincisi olacaktı. Maalesef bu da olamadı Olamadı. ya. Evet.
Ben İstanbul Böyle yani. Arkeoloji'ye geldim 2014 sergimize. Evet, 2014 nihayet İstanbul'da adı ilk defa Agatias'ın anısına kendime gömülü kaldım olarak ve gerçekten kendisine söylemiştim az önce, gömülü kaldı. Hala gömülü kalıyor. Evet. Fakat sevindirici başka güzel haberler de oluyor. Yani enseyi karartmamak lazım. Ben Ya ona evet. inanıyorum. Çalışacağız, devam edeceğiz. Güzel işler anlatacağız. Ne kadar dilimiz döndükçe, kim ne yapıyorsa yapacağız yani. Yapacak başka hiçbir şey yok. Şimdi ben burada bir yorum yaptım kendimce. Seni Sen dinliyorum. bunun doğru olup olmadığını söyle. Bu Evet. elbisenin sırtı artık Evet. bütün bu turu tamamlayıp döndüğünde gezip gördüğü Evet. her yeri sırtına Evet. nakşetmiş. Evet. Bunları koton kumaşlara bastım, o fotoğrafları. Altını iplerle diktim. Bu bahsettiğim o özel, yani çok özel, o bazı her şeyi birleştirmek, o başka bir devam edeceğim dedim ya, onu yapacağım. O Evet. başka. Her şeyi birleştiren bir fotoğraf patchwork'u gibi bir giysi hazırlıyorum şu ara. Ondan sonra burada sadece bir kısmı var. Yani atlar var mesela. Evet. İşte tetrak grubu var. Ondan sonra ve Poliktos Manastırı'ndan çıkan mimari elemanlar var. Onlarla sırtı dolu. O yüzden giysiyi koyarken hafif kamburca koyuyorum. Yani dimdik tutmuyorum. Hafif bir kamburca tutuyorum. Yani manevi değeri ağır şeyleri taşıyor çünkü. Hala istedikleri olmadığı için. Yani öyle bir küçücük detayı vardı. Bunu da söyleyeyim istedim. Şimdi hazır yeri gelmişken ve senin iznin olursa, niye İstanbul arkeolojideki ayrıca bu arada sırasıyla yani o zamanki müze müdürümüz Zeynep Kızıltan, Ömer Koç, bizim Tülay Güngen, Veysel, yani her birine teşekkür borçluyum. Tabii. Çünkü bu mekanı onlar hallettiler. Onlar düşündüler, onlar bütün meseleleri çözdüler. Her birine teşekkür ediyorum. Çünkü Evet. şu nokta senin de benimle birlikte yaşadığın bir süreçtir, hatırlarsın. Hatta mimar İpnur arkadaşım o da hatırlar. Yani herkes o kadar çaba gösterdi ki. Şimdi o demin başlamıştım yani Avrupa Birliği sürecinde fotoğraf çekerken belediyelere bazı eski tarihi yapılar geçti diye. Şimdi mesela geçiyor ama mesela yasada şu da var. Eğer ki mesela Fatih Belediyesi ona geçtirmiş bir tarihi yapı var. Şöyle yasa şunu söylüyor. Fatih Belediyesi o bölgede o sene topladığı emlak vergilerinden bir kısmını bunu restore etmek için harcayacak. Tabii. Şahane bir şey, güzel. Şimdi burada şans Piri Mehmet Paşa, Sadrazam Piri Mehmet Paşa Vakfı'nın üstünde gözüken İstanbul'un en eski toprak üstü kapalı sarnıcı, teşekkür ederim, içini görüyorsun. Ah sen bir de bunu restorasyondan önce göreydin. Bir Herhalde. faciaydı. Fatih Belediyesi burayı restore ediyor. Bu vakfın ama bu bir Roma yapısı. Ve bir sözleşme yapılıyor. 10 yıllık mı 15 yıllık mı ne? Belediye burada kültürel işler yapacak diye. Fakat nasıl bir şeydiyse biz bunu hiçbir şekilde hala anlayamadık. Bu vakfın müdürü olan hanımefendi, kendisi de piri, yani bu sadrazamın kaçıncı göbekten torunu Mehmet olduğunu Paşa. da söylüyor.
asla izin vermedi. Neredeyse Yapı Kredi, hani denir ya, açık çek verdik. Hani kaç para istiyorsunuz hanımefendi diye sordular ya. Söyleyin. Yani o kadar abuk sabuk şeyler oldu ki, yani söyledi ki, bu işte bir normal olmayan bir şey vardı. Ve biz o normal olmayan o şeyi bilemedik hiçbirimiz ama. Ve vakıflar genel müdürlüğü bile atlayamadı. Fatih Belediyesi de atlayamadı. Yani olmadı ya. Garip bir şekilde, yani bu nasıl bir şeydi o kadının, o vakfın elinde tuttuğu o güç, neyse onu bilmiyorum. Fakat yasalar nezdinde Türkiye'de bu kadar eski bir yapının halkın parasıyla restore edildikten sonra, bu senin benim vergilerim ne oluyor? Fatih'te kim oturuyorsa tabii, onun parasıyla oluyor. Yani birisi, o vakıf cebinden vermiyor bunu. Şimdi bir çalışma başlatmak arzusunda bir sürü insan var böyle. Ben de dahil olmak üzere. Bu vakıftan buranın geri alınması ve kültürel faaliyetler için kullanılmak üzere çalıştırılmaya başlaması. Yani bu 2013 yılında bitti buranın restorasyonu, yıllar sürdü. Dünyanın milyonları gitti. 1,5 milyon lira, ya o yılların 1,5 milyon lira falan paralar gitti. O zaman dolar bu kadar pahalı değildi. Yani ciddi evet, bir masraf oldu. Temiz bir restorasyon oldu. Gerçekten üzülüyor insan. Böyle bir şey çürümeye terk edildi. Ondan sonra bir kapısında bir kilit, içini gezemen bile yasak. Böyle bir şey var mı ya? Hangi ülkede olabilir ki bu? Şimdi bunun bir düzeltilmesi gerekiyor. Bak, bu da bir vesile. Bunu duyan insanlar, hani bu bir çalışma yapalım. Yani kimlerle nasıldıysa, yani olmak gereken yasalar neyi bize uygun görüyorsa, İstanbul'a bunu yaşar bir şekilde kazandıralım. Ölüp gitmesin yahu. Kendine gömülü kalmasın. İşte isteğim budur. Yani sanıyorum. Çok heyecanlı konuştum ben. Evet, evet. Böyle heyecanına ben çok gaza sonuna kadar ya katılıyoruz. Yani onda hiçbir şey yok. Ama vakıflar yasası sanıyorum, eğer unutmadıysam, böyle bir şeye izin vermiyor. Bu Cumhuriyet'ten sonra, belli bir yıldan sonra kurulan vakıfları, işte misal Tarih Vakfı, misal işte bir şey vakfı filan, onlar yeni vakıf. Onlarla ilgili düzenlemeler ve başka şeyler yapılabiliyor. Ama bu eski vakıflar, Osmanlı'dan devralınan vakıflarda hakikaten neredeyse şer'i vakıf hükümleri uygulanıyor. O vakıf ona ait, yok olur gider, onu vakfedeni kalmadıysa, geliri kalmadıysa bilmem ne, ama hiçbir şekilde dokunamıyor diyebiliyorum. Dokunulmuyor yani. Onun öyle bir dokunulmazlığı var. Ama işte belediyeye devredildi ya da belediye eliyle restore edildi. Bu yeni hukuklar doğurdu. Onları bilemem tabii. Burada bir tane açık nokta var yasada diyebiliyoruz. Yaptığımız ön etütlerde. Eğer ki yapı Osmanlı döneminden eski ise, o zaman ilgili bir başka birime devredilebiliyor. Benim bildiğimin tam tersini söylüyorsun. Yani ben vakıftan, ben kurumdan bahsediyorum, sen yapıdan bahsediyorsun. Bir Osmanlı hamamıysa alamıyor. Alamaz. Devlet kimse alamıyor. Osmanlı'da yapılmış bir yapı, bir vakfa ait, mümkün değil, alamazsın onu. Hani vakıf istemiş de bırakmış, o başka bir şey. Ama yasal olarak alamazsın. Evet. Ama bunun elindeki biricik bir özellik taşıyan bir Roma yapısı. Ha, Osmanlı'dan önce derken Doğu Roma'yı kastediyorsun sen. Tabii ki. Tamam, anlamamışım. Yani bak, bu çok büyük. Evet, tek umut bu. Yani bu tabii Ayasofya'da çalışmadı ama olsun. Kendimiz Ayasofya'da çalışmadı. Kendimiz yaparız orada.
yaparız. Ne güzel konserler verir. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Bir de bu şu fotoğrafı çektiğimizde bir sırtı dönük kişilerden birisi Veysel. Arkeoloji müzesi. Hayır Veysel. Veysel Donbaz. Yapıyordu Veysel mi? Yapı Kredi'deki Veysel. Ay Veysel'in soyadını unuttum. Öteki de benim. Evet. Veysel Uğurlu. Veysel, ya bunda özür diliyorum. Soyadını unuttum birdenbire. Heyecan içindeyim çünkü. Ondan sonra hatta Tülay da geldi. O varken çekmemi, onunla da ilgili vardı ama o fotoğrafı bulamadım. Tülay Güngen. Yani çok emek verdi. Öyle böyle bir emek değil. Tahmin ediyorum ki yani 3 ay boyunca bu siterni, bu sarnıcı almak için Yapı Kredi ile birlikte çok direndik. Ve birçok başka yani mesela sen de dahildin buna. Evet. Seni de aradım. Vakıflarda evet. Birini tanıyor musun? Bu vakıf kimmiş? Ya bu vakıfa giriyorsun, ya web siteleri bile yok. Yani meçhul bir vakıf kendileri. Şahs hanımefendiyle sadece telefonda görüşebiliyorduk. Mecidiyeköy'de bir avukatı vardı vakfın. Habire oraya gidip geliyorduk. Ve dediğim gibi kaç para istiyorsunuz? Bir ay kullanacağız. Hani burayı bu sergi için şöyle bir laf bile etti. Bu kadar çok parayı vermek artık ne düşünüyorduysa kim bilir ne acayip şeyler sergileyeceksiniz. Yok vermem size falan oldu. Aha. Yani bir acayiplikler vardı. Evet. Ne anlatsak olmadı. Her fotoğrafı verdik, o da olmadı. Özgeçmişler yolladık, olmadı. Koskoca Yapı Kredi'yiz biz dediler. Hani Koç grubu falan diyorlar ama olmadı yani. Ama Arkeoloji Müzesi de kötü bir yer değil bence. Yani hayır, değil asla. Gayet bunu geniş elbise evine döndü. Evet. Tabii. Yani sadece orada beni bir tek düşündüren nokta oldu. Kendi evinin içine gitti ama izleyici için hem enteresan bir deneyim oldu ama biraz da benim çok da haz etmediğim bir didak durumu oldu. Evet. Yani evet. O kadarını hani mesela Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde kararlılıkla orijinal parçalarla yan yana konuşturdum, işleri konuşturdum. Burada da başka türlü bir dil yaratmaya çalıştım. Yoksa yani bir büyük hediyeydi. Yani çağlar boyu İstanbul. Düşün ki benim işim de Yarımburgaz'dan başlıyor ve orada bitiyor. Bütün süreci tamamlayan bir şeydi. Evet. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ömer Koç'a da yani Tülay'a da hepsine tekrar belki de ben o müzeyi hayal edemeyebilirdim. Evet. Yani onlar önerdiler. Ne düşünüyorsun? Kabul edersen Zeynep Hanım kabul edecek. Çok sevindi bu öneriye dediler. Zeynep Kızıltan. Kulakları çınlasın hepsine. Kulakları çınlasın hakikaten. Evet. Handancığım vaktimizde epey bununla kullandık. Şimdi istersen öbür işlerine başlayalım. Ben hemen şuna olur. Geçeyim. Tamam. Evet. Bu nedir bu? Aa evet bu. Ya bu efsane bir olay. Bu çok eğlenceli bir şey. Şimdi efendim bu 1991 yılında, aslında 90 yılında yapmak istediğim ama 91'e kaldı işlemler yüzünden, izinler yüzünden. Bu gördüğünüz mekan İstanbul'daki Aya Irini Müzesi ve onun giriş rampası orası. Bu gördüğünüz sergimin adı da bu sergi sadece ve sadece
Aya Irini için tasarladığım bir iştir. Ve adı da bütün denizlerin içinden geç sessizlik ve sırdır ötesi. Tabii ki bunun da kendine ait yazarak çalıştığım için hikayeleri uzun. Fakat bu sergide yaptığım, tasarladığım her iş bu Aya Irini'de var olan malzemelerle yaptım. Onda olmayan hiçbir şeyi getirmedim oraya. Bir tek siyah... Tam neyi kastediyorsun orada olan malzemelerle yaptım derken? Yani peki Aya Irini'de taş var, bakır var, kurşun var, cam var. Yani ben de aynı malzemelerini kullandım. Aya Irini'nin mimari malzemeleriyle yaptım. Bir de kendi ölçeklerini, yani onun tavan çapı, oradaki yarım daireler, kubbe çevresi, onların ölçeklerini aldım. Dikdörtgen kapılar, atrium bölgesinin ölçekleri, yani bir röleve çıkarttım. Ölçtüm, biçtim onları ve heykellerimi biraz sonra göreceksiniz. Sen gösterirsen eğer. Ondan sonra evet, burada gördüğün gibi bunların her birinin boyutu oradaki bir kubbenin bilmem kaçta kaçı büyüklüğündedir. Yani bahsettiğim taş, bakır, demir. Yani zaten Aya Irini'de de var olan bir şeydir. Ben sadece masallarımı getirdim oraya. Yani o denizlerin içinden geçerek kuracağımız sırlı masalları getirdim. İzleyenler de işte kendi masallarını kurabilsinler diye. Yani niyetim öyleydi. Şimdi çok beğendim ben bunu. Ya bu benim çok, hiç bilmediğim bir hiç unutulmayan bir sergi oldu bu. Yani ilk inat etmişim de, evet, kendime teşekkür ediyorum ama bu inat tek başıma bir inat değildi. Anmak istiyorum, demin dedin ya nasıl gerçekleştiriyorsun, sponsorlarımdan bahsettim. Gerçekten Bebek'te çok sevdiğim arkadaşlarım, ikisi de mimardır. Fatoş Ahunbay ve Sancar Ahunbay bir çifttir. Ondan sonra Denişov'un kurucularıdır ayrıca. İTÜ'den mimardırlar. Onların Bebek'te bir Baraküda diye bir tekneleri vardı. Orada buluştuk. Çünkü çok özlemiştik birbirimizi. Ben yine bir yerlerdeydim. Ondan sonra işte onlar da bana sordular. Ne yapıyorsun şimdi, neler? Ya dedim, Aya Irini için böyle bir şey hazırlıyorum. İşte Girit'te bir cam küre yaptım. İşte Midilli'de ilk yaptım. Şöyle oldu falan. Bunlar zaten Fatoş'cum Ayvalıklı'dır. Zaten hani Midilli karşısında. O da çok heyecanlandı. Sancar da öyle. Sonra bir tane de peki sen bunu nasıl yapacaksın? Hani nasıl izin? Ya dedim, izini alırım ya. Nasıl diyor, alırım. Kimse o güne kadar kişisel sergi yapmamış ki orada. Yani mesela hatta mesela Beral Madrıcım, canım benim, dedi ki Handan sen bu hayalden vazgeç cancağızım dedi. Yani sana kişisel vermezler. Yani Biennale zar zor verdiler. Yani İKSV paralar ödüyor konserler için, oraya döner sermayeye. Hani öyle sen bir de bedelsiz isteyeceksin filan. Burada zaten bir sergi biliyorsun, Nurhan Atasoy 1980'lerin başında Kenan Evren varken, hani orada Çağlar Boyu Anadolu sergisi, o tadı dilim. Yani müthiş sergiyi yaptı. Evet. Onu görmek için Paris'ten gelmiştim ben ya. Yani geldim. Yani o 3 kuruş öğrenci parasına geldim. O sergileri kaçırmak istemedim. Kataloglarına da gözüm gibi bakıyorum. Bak, tabii. Vallahi o sergiye emeği geçen, yani kim varsa her birine teşekkürler ediyorum. Evet. Buradan duysunlar onlar da. İyi ki yapmışlar onu. Ondan sonra da bir tek Biennale sergileri, o bir tane Biennale sergisi oldu. Zaten daha bir tane olmuştu o tarihte, evet. Evet, bir tanecik Biennale sergisi olmuştu.
Ben de kararlıyım ki bu sergi olacak. Şimdi mesela sponsor meselesini o günkü sohbette Fatoş ve Sancar dediler ki biz bunun sponsoru oluruz. Bu müthiş bir sergi. Ondan sonra yani ne olacak? Biz bunun sponsoru oluruz. Sen onu düşünme dediler. Şahanesiniz, çok mutlu oldum dedim. Ondan sonra bu o faslı öyle geçtik. Ondan sonra izin faslına gelince bütün projeyi hazırladım. İlk önce Anıtlar ve Müzeler Genel Kurulu bilmem ne ona gittim. Ondan iznimi aldım. Ondan sonra Kültür Bakanlığı'nın İstanbul biriminden iznimi aldım. Ondan sonra bir Ayasofya Müzesi'ne bağlıydı o zamanlar Aya İrini. Ondan da izin aldım. Herkesin onayını aldım. Çünkü onun iznini almak önemli. Çünkü orada şöyle bir söz vermen gerekiyor. Aya İrini eleman azlığından kapısı açılıp gezilemiyor. Evet. Evet, o nedenle oraya eleman koymak için ekstra bir ücret ödememiz lazım bizim. Yani ki orada da bir eleman dursun. O istediğimiz sergi saatte, serginin açık olduğu zamanda. Bunu beyan eden, yani bunu ödeyeceğiz diye bir şeyler yazdık. Ondan sonra bu kadar ince detayları var bunların. O her neyse, şimdi bütün bu işlemler tamamlandı. Fakat ben tabii ki bedelsiz istiyorum orayı. Hakkım bu. Çünkü dönemin Kültür Bakanı Paris'e gelmişti. Orada da birkaç, mesela Jacques Lang'la, Fransa'daki Kültür Bakanı ile birlikte bir konferansları, bir söyleşileri oldu. Ben de oradaydım, dinledim. Bu kendisi döneminde bütün bakanlıkla ilgili birimlerin duvarlarına çerçeve içinde bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer diye bir yazıyı asan bakanımızdı. Ben kendisini orada dinlerken Jacques'la gerçekten bütün anlattıklarına çok heyecanlandım. Yani inandım, bütün söylediklerine inandım ve içimde çok ferahtı. Bütün bu belgeleri İstanbul'a yaklaşık bu görüşmeden bir yıl sonraydı işte. Yani ben onu gördükten sonra Paris'te ve dinledikten sonra yolladım evraklarımı. Bana hayır cevabı geldi. Nasıl yani? Bakan imzalamıyor ve sana hayır diyor. Peki gerekçesi ne dedi? Niye bana hayır diyor? Ben de gerekçe istiyorum. Ben son derece saygılı, bütün aşamaları geçmişim, izinleri almışım. Sadece bakan imza atacak ama atmıyor ve izin vermiyor. Vermiyorsa bana, ben de vatandaşsam, benim de dilekçe hakkım var ve ben bunun cevabını istiyorum olarak dedim. Kaç kere ulaşmaya çalıştıysam da ulaşamadım. Neriman Ülsever o zaman Devşov grubundaydı. O da çok yardımcı oldu. Kulakları çınlasın her birini. Ondan sonra ve en sonunda ben bakanın özel kaleminin faks numarasını elime geçirdim. İki tane o yılların faks makinesine iki tane kağıt aldım. Aynı şeyi yazan. Sürekli bunu verip çıkarken öteki aynı şeyi gene koyup bakanın faksını kilitledim. Yazdığım şey de şuydu: Bakan Bey, bana anlatmanız için sizden randevu istiyorum. Ben İstanbul'dayım, o Ankara'da ve randevu istiyorum. Ve özel, altına da tabii telefon numaramı yazıyorum. En sonunda özel kalem hanımefendi aradı, bizi kilitlediniz dedi. Dedim yok, tek bir arzum var, cevap alamıyorum. Böyleyken böyle, size randevu vereceğiz, tamam dedi. Teşekkür ederim dedim. İnan detaylara girmek istemiyorum şu anda. Ondan sonra ben böyle şey gibi, film şeridi gibi anlatmak istiyorum. Ondan sonra gittim. 3 gün sonra bir cumartesi günü, o zaman İstanbul'da bir tane küçük evim, atölyem vardı Bebek'te. Hatırlarsın belki onu. Ben hatırlıyorum, evet. Evet. Ondan sonra işte Bebek'teyim. Böyle kendinden büyük bahçesi olan bir evdi. Çok güzeldi o da. Her neyse.
Şimdi böyle orada da kaplumbağalarım var. Sabah böyle onlara şey yediriyorum, bir şeyler yediriyorum falan. Ondan sonra kara kaplumbağaları korudan kaçıp gelmişler. Telefon çalıyor zar zar zar. Saat 10:30, 11 öyle bir şey. Açtım ve bu özel kalem beni arıyordu. Ve bana aynı gün benim İstanbul'da bildiğim halde ve yıl 1991 ya da 90 öyle bir şey. 90. Yani o yıllarda böyle özel uçaklar daha falan onlar yok. Yani şey var, sadece Türk Hava Yolları bu kadar zırt pırt gitmiyorlar. Eski havaalanı Yeşilköy'deki, düşün. Hemen telefon et. Aynı gün bana saat 5'e çeyrek kala gibi bir saatte randevu verdi. Ben de teşekkür ettim. İcabet edeceğimi söyledim. Geleceğim dedim. Ondan sonra hemen Türk Hava Yolları'nı aradım. Tabii ki yer yok. Ve o an bir tür zaten böyle bir andan mekanizması çalışıyor. Zaten günde 4-5 uçak ancak vardı o zaman. Ha? Az da uçuş sayısı. 4-5 uçak ancak vardı herhalde tabii. Günde. Fakat Paris'teki dışişlerinden falan tanıdığım arkadaşlardan kulağımda kalmış bir bilgi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın her uçuşta yani olan onlar için ayrılmış iki koltuğu mu, üç koltuğu mu, dört koltuğu mu neyse olurmuş. Yani aklıma birdenbire bu geldi ve ben gardırobumu açtım ve olabilecek en ciddi elbiselerimden buldum. Böyle tayör, ceket bir şey, siyahlar bir şeyler. Komşumdan jöle istedim, saç jölesi. Saçımı jölelerle böyle arkaya toplayıp ensede topuz yaptım. İyice büyük ve ciddi gözükmek için. Ondan ruj aldım, sürdüm. O zaman hiç rujum da yoktu. Ondan sonra başka bir böyle bir siyah gözlükler taktım. Ve Celal'in böyle hani bond hiç kullanmadığı bir bond çanta vardı evde. Onu da aldım elime. Böyle ben ciddi sanki baksan ben avukat. Bir de zor günlerin için küçük topuklu ayakkabılarınız olur ya hani minik topuk falan böyle. Hani bir tane de ondan var. Onu da giydim. İlk taksiye atladığım gibi havaalanına gittim. Biletim ama bilen yok. Kapıdan girişte sanki dünyayı ben mi yarattım ya Rabbi gibi yürüyorum. Tak tak tak. O bilet gişesi rezervasyon bankosunun önüne geldim ve Fransa'daki bankmatik kartımı yani ne denir bank kredi kartını, uzatıp kredilyone kartını uzatıp dedim ki hanımefendi merhabalar ben Hamdan Börteçen'e işte şimdi bilmem ne kalkacak olan Ankara uçağında Ulaştırma Bakanlığı'ndan benim için rezerv edilmiş bir koltuk vardı. Fakat dosyalarım da çok fazla ben biletimi hemen alsam size kartımı bırakayım falan. Ben böyle pat 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 konuşuyorum. Kızcağız da evraklara bakıyor böyle bir rezervasyon var mı diye. Boşuna bakıyor yok öyle bir rezervasyon. Ben atıyorum ben gene kendimi atmışım. Yani delirmiş vaziyetteyim. Yani başka çarem yok ya. Ondan sonra ve kadıncağız oluyor. Ben böyle şey elimi tık 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 falan yapıyorum. Ondan sonra neyse sanki onu hani bak hiç böyle bir psikolojik baskımı yapmaya çalışıyorum zavallı evladım kızcağıza. Ondan sonra o arada bütün bunları yaparken tahmin ediyorum ki ne kadar çok gençtim ya. Şu an onu hatırlıyorum. 30 yıl önceyi konuşuyoruz Handan. Şimdi ben de onu hesaplıyordum. Tam çok 30 yıl önce. Bayağı bir yani. Tabii. Yani sen 30'lu yaşlarında bayağı fena bir gençken yapıyorum. yani belki de onun cesareti bilmiyorum ama şimdi olsa yine yaparım. Ya olacak şey değil. Arkamdan bir ses duydum. Aa Handan kızım ne yapıyorsun burada dedi. Bu ses tanıdık bir ses. Ve o anda mor, pembe, sarı her renge yüzüm herhalde girdi. Sanki suçüstü yakalanmışım gibi. Çünkü Allah'ım adını inşallah şimdi unutmayacağım.
eski bakanlardan, çünkü onun erkek kardeşi Paris'te turizm elçimizdi bizim. O vesileyle tanımıştım kendisini. Ay bak nasıl unuttum adını ya. Gelince söyleyeceğim adını. Tamam, ne bakanı hatırlıyor musun onu? Çok farklı bakanlıklar yaptı. Demirel'in kabilesindendi yani. Adalet Partili birisiydi. Ne Sezgin? Soyadı Sezgin. Mukadder Sezgin'in abisi. Evet evet, tamam anladım. Yusuf çok özür diliyorum ya. O artist. Nasıl? Hay Allah'ım ben, evet ama yüzük gözümün önünde benim herhalde. Ya hatırlayan, bizi dinleyenlerden hatırlayan varsa belki yazar. Bilemedim ben maalesef. Neyse. Yani şu an adı nasıl, heyecanlıyım, gelemedi. Çok özür diliyorum. Ondan sonra bir baktım Sezgin abi. Hani öyle diyelim. Ankara'ya gidiyorum dedim. Ben de Ankara'ya gidiyorum dedi. Burada ne bekliyorsun dedi. Bilet işimi ayarlıyorlardı dedim. Canım biz içeri geçelim, biletini yollarlar senin oraya dedi. İçeriye geçelim, biletini yollarlar. Şimdi bir bakan da hani beni tanıyor olunca o hanımefendinin gözünde birden böyle herhalde rezervasyonum olmasa da yani bu bir suçsa da yani affediyorum, İşledim. Suçum da bu olsun. Biz içeri geçtik. Ben kartım oraya geldi. O zamanlar böyle böyle çekiliyordu kartlar. Geldi. İçeriye geçince tabii oturdum, kendisine bütün hikayeyi anlattım ve arada böyle kahve, Nescafe fincanları vardı. Oturduğu yerden kalktı, şap diye alnımdan öptü. Helal olsun sana dedi. Ondan sonra biz de şimdi inmez seni işte bir araçla yollatırız oraya falan, yetişirsin sen evladım üzülme falan. Niye vermiyor sana falan gibi böyle bir heyecanlandı. Neydiyse böylesine bir uçak yolculuğuyla ben Ankara'da bir şekilde özel kalem hanımefendinin karşısında saatten yaklaşık 15-20 dakika önce durdum. Kadın düşüp ölüyordu ya. Şok geçirdi. Ben Handan Börtekin'den. Handancığım, Oğuz Tekin'den geldi bakan İsmet Sezgin. Ah Oğuz Tekin, çok teşekkür ederim. İsmet abi tabii ya. O bütün Türkiye'nin İsmet abisiydi zaten. Evet, ama gerçekten çok çok teşekkürler Oğuz'cum, sağ olasın. Ondan sonra işte velhasıl kelam bakan, birazcık bekledim. Sonra beni kendi makamımda değil de böyle sohbet edeceği böyle bir koltukların olduğu bir yerde misafir etti. Kendisi ben sizi görme nedenim gerekçeyi bilmek istiyorum dedi. O da bakın şimdi burada ağzımdan farklı bir şeyler çıkarsa affola. Çünkü belki de üstünden yıllar geçti, kelimeleri belki doğru kullanamayabilirim. Ama olay tamamen hafızamda. Şöyle bir şey söyledi, veremem çünkü verirsem bakanlık koltuğumu elimden alırlar dedi. Gerekçesi de şuydu, çünkü orasını biliyorsun hep konser salonu olarak kullanılıyordu ya, ana hı-hı. salon, hı-hı. Ve oraya sahne yaptırmış, şu an hala olan o Landivi sahne, o sahne. Evet, ve evet, karşısına evet. da yere sabit edilen koltuklar koydurmuş. Hı hı. Fakat mesele şu, zannediyor ki kendisi o koltuklar orada duruyor. Diyor ki ben bunu bütün hani bakanlığım olarak herkeslere şey olarak açıkladım. Konser salonu olarak ve bir bütçe ayırdım. Bir çalışma yaptık. Şimdi onları kaldır, yerine de bunu koy. Birden durdum. Olacak şey dedim ki, değil. Andan. Beyefendi, şöyle bir durum var. Yani o koltuklar yaklaşık 8 aydır yok. Ve siz 8 aydır zaten görevinizdesiniz. Nasıl yok dedi. Çünkü dedim
oradaki konserleri İKSV yapıyor sadece en çok. Ve onlar tam festival zamanından önce haberleşmemişsiniz. Onlar mesela şimdi atıyorum 500-600 tane bilet satmışlar. Orada 200 kişilik koltuk var. Yani bu bir facia. Allah gani gani rahmet eylesin. Aydın günü anmadan edemeyeceğim. Aydın günde o kıvrak zekası ve çözüm kabiliyeti yüksek de hatırlarsın. Evet, ondan tabii. Sonra ve önermiş bakanlığa, yani İstanbul'daki Kültür Bakanlığı'ndaki muhatabına demiş ki biz parası neyse verelim, döner sermayeye yatıralım, koltukları kaldırma masrafını, hı-hı, onları döner sermayenin bize gösterdiği emin bir depoya yerleştirelim ve biz yine açılıp kapanan sandalyelerimizi getirelim çünkü bütün biletler satıldı. Yani biz de çok çaresiz, çok güzel bir anlayış gösterilmiş ve koltuklar kaldırılmış. Kaldırılış o kaldırılış. Bir daha yerine hiç konmadı zaten. Ondan sonra dedim ki bakın bir zaten öyle. İki başka bir sorun daha var. Hiç projeme bakmamışsınız. Ben sizden o mekanı değil, ben atriumu istiyorum. Bir girişi bir de atriumu istiyorum. Çünkü o hikayemi anlattım falan. Şimdi biraz bir durdu. Ben şu an şunu söyleyeyim. Bu söyleşimiz karşılıklı 1 saat 45 dakika sürdü. O bana bir sürü şey söyledi. Ve ben her birinin tek tek cevabını verdim. Kendisine tabii ki o yazıyı da hatırlattım. Yani zaten hiçbir zaman unutmamıştı. Hani yani bir tür göçmüşlerden biriyim. Gelmişim. Hani bu mu şimdi yani gibisinden. Bütün tek tek söylemem şu an çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani gocunduğumdan değil de etik, yani insani değerler açısından hepimiz bazı şeyleri güzel geçirmek, hikayeyi anlatmak durumundayız. Burada benim üstünde durduğum gayretimdi yani. Ve sonunda o bahsettiğim saatlerin sonuna geldiğimizde onun da sıkıldığını gördüm. Ve kendi karakterimden yola çıkarak oturduğum yerden şöyle bir doğruldum ve dedim ki beyefendi, gencim, evet tamam ama ben bu yaşıma kadar hiç kimseden hiçbir şeyi boğazını sıkarak böyle bilmem böyle istemedim. Hep gönül rızasıyla, yani aşkla yapalım, birlikte üretelim. Ben buna inanan bir insanım. Şimdi sizin muhtelif nedenlerinizden dolayı besbelli gönlünüzde yok. O nedenle hani size şunu söylemek durumundayım dedim. Ben yani tesadüf ama İstanbul'da doğdum. Hem de tarihi Yarımada'da doğdum. Sonradan evimize doğduktan sonra işte biz Avrupa yakasında oturuyorduk. Neyse işte evimize gittik. Ama ben yani hayatım bir İstanbulluyum özet olarak. Yani şimdi bakın hakikatte bunların hepsi bizim. Ama kağıtların üstünde sizin. Şimdi ben sanatçı olmak istedim ömrümde. Yani sanat üretmek istedim. Ve oldum. Ve ben öleceğim o güne kadar sanatçıyım. Siz bir siyasetçi oldunuz, arzu ettiniz. Şu an bakansınız, yetki sizin elinizde. Ama koltuk daimi değil dedi. Şimdi bakın ikinizin kişisel hayatlarında siz Handan'ın bu sergisini yapmasına engel olan, izni vermeyen bakan olarak olacaksınız. Ama ben biliyorum ki ölmeden bir gün Aya İrini'deki o sergiyi yapacağım dedim. Ve beni dinlediği için teşekkür ettim. Ayağa kalktım, elimi uzattım. Ve o anda bana dedi ki
Bu sizin zaferiniz olacak ama bu Pirius'un zaferi olacak. Aslında orada dili sürçtü Pius dedi ama sonra düzelttik onu Pirius olarak. Ondan sonra o sırada elimi çektim ama. Dedim ki bakın o bir komutan. Savaşı kazandı, büyük zaferi kazandı, bütün ordusu öldü. Ben yapayalnızım. Beni destekleyen, seven dostlarım, ailem dışında benim bir ordum yok. Ordu sizin ordunuz. Yani siyasetçi olanlar sizlersiniz. Sizlerin ordusu var. Ne olur karıştırmayın bakın dedim. Yani bunu karıştırmayın. Çok fark var aramızda. Ama bunu söylerken içimin titrediğini hatırlıyorum. Çok net Tabii. hatırlıyorum. Ve ondan sonra tekrar elimi uzattım bunu söyledikten sonra. Elini sıktım, teşekkür ettim. Ve o bana dedi ki, ertesi gün uzun bir seyahate çıkıyordu çünkü. Dedi ki, evet dediğim gibi bu sizin, hani siz nasıl telakki ederseniz edin ama serginizi yapacaksınız genç hanım dedi. Ve bravo. Ben tekrar kendisine teşekkür ettim ve oradan dışarıya çıktım. Önüme gelen ilk hava kararmıştı. İlk taksiye el ettim, arka koltuğa oturdum. Kara gözlüklerimi gözüme takıp Esenboğa havaalanına gidene kadar hıçkıra hıçkıra ağladım. Uçakta da ağladım, eve gelene kadar ağladım. Yani o kadar benim orada o duruşum, eyvallah tamam. Ama içinizde birçok şey kırılıyor ya. Evet. Yani Evet. söylemeye çalış. Evet. Ya birisi iyi bir şey yapıyorsa ne olur yolunu açın ya. Engel olmayın. Evet. Yani orada bent olmayın. Bir kulak verin, bir dinleyin. Ama Yani müthiş bir mücadele Handan. Yani gerçekten evet. müthiş bir mücadele. Ve Hangi şey... birisi, hangi sergi için? Yani değil şurada 2 saat. Yani anlat anlat bitmez ya. Evet. Yani neyse, boş ver işte böyle. İyi ki Ama yapmışım. hani her birinden mutluyum. Elbette. Elbette. Evet, mesela İyi bu ki. sergiyi orada yapmamış olsaydım. Üstünden yıllar geçti. Yine havaalanındayım, Atatürk Havaalanındayım. Uçak için bekliyoruz orada işte çay içiyoruz bir şey yapıyoruz falan. Gençten bir kız çıktı karşıma ve dedi ki Handan Hanım siz beni tanımıyorsunuz ben sizi tanıyorum ama ben size minnettarım ve ben sizi çok aradım ulaşamadım. Bir orada olduğunu söyleniyor bir falan her neyse sizi kucaklayıp teşekkür edebilir miyim dedi. Ne demek tabii ki buyurun dedim. Ve Covid tabii falan yoktu kucaklaştı. da biz Ve kucaklaştık. kız Evet. hikayesini anlattı. O zaman ilkokula gidiyormuş. Bu sergi olduğunda 91'de. Annesi de babasıyla gezmiş. Ve çok beğenmiş. Ve heykeltıraş olmak istemiş. Ailesi de yani sanatçı olmak istemiş. Ve heykeli seçmek istemiş. Ve o günde orada bulunma nedeni artık son sınıfındaymış. Royal Academy heykelde okuyormuş Londra'da. Ah Ondan müthiş. sonra ya müthiş bir şey ya. Evet. Ya daha de şey, ödül mü arıyorsun? İşte ödül bu. Ödül bu. Çünkü şaşmaz bir sözüm vardır. Ben tamam sergileri yapıyorum. Ben kendim için üretiyorum. O proseste büyük keyifler alıyorum. Eyvallah. Ama sergiyi niye yaparsın ya? Niye göstermek istiyorsun? O hiç tanımadığım bir kişiye göstermek istiyorum. Evet. Yani orada bir şey olacaksa ne ala yani. Yoksa Ay. ben öyle mi beğendim, şöyle mi beğendim? Satış kaygısı falan hani onlar çok talih konular. Evet. Tabii ki yani neyse işte bu kadar kestim. Yoruldun. Birden kendimi çok konuşmuş buldum. Bir su filan iç. Dur su içeyim. Yok hiç yorulmadım. Yani yorulacağımı düşünüyordum ama yorulmadım. Handan bu tak ne anlatıyor burada? O Onu bana bir kitap ve içinden yürünülen bir kitap o. Ve okey, şimdi. Ayaylı'daki atriumun ortasında duruyor. Sağında ve solunda da
Bizans kraliyet ailesinin o Somaki kırmızı mermer, şimdi başka yerde duruyorlar. O büyük lahitleri duruyordu. O lahitlerin uçları da öyledir. Hatırlarsan. Evet, bu aslında bir kitap. O içinde gördüğün deliklerden yürünüyor. İnsan boyutunda o. Şu anda bir özel koleksiyonda bunlar. Öyle mi? Evet, evet. Lokman Şahin'in koleksiyonunda. Ha, evet. Çok güzel. Çok şu an şurada gördüğün 3 parça da onda. Evet. Bir başka sergiye geçiyorum. Yeryüzünün Belli. Söyle. Sen seç, evet, istediğini söyle. Yeryüzünün Belli. Evet. 95 Ankara. 95. Evet. 91'den 95'e geldi. En sevdiğim listelerinden biri. Bu serginin de yine böyle bir hikayesi var. Yani izin hikayesi. İlk önce ondan bahsetmek isterim. Çünkü bu izin hikaye, o zaman bu müzenin müdürü İlhan Temizsoy'du, arkeolog. Evet. Ve Gaziantep Müzesi'nden oraya atanmıştı. Atanmış. Ben kendisini ilk Ankara'ya izin için gittiğimde ilk buluştuk. Kendisi çok güzel ağırladı. İnsani değerleri çok yüksek bir insan. Ondan sonra yani o manada çok çok güzel anlaştık. Fakat benim arzumum, dedi ki tabii sergi yapın. Bizim burada bir sergi bölümümüz var dedi. Tabii ki orada yapabilirsiniz. Bilmem eski halini hatırlar mısın 95'teki? Böyle tabii, bir çay, yeni halini şey hatırlamıyorum. Ben çoktandır 15 senedir falan gitmedim Anadolu Medeniyetlerine. Bu 95 düşün kaç yıl. Haklısın. Şimdi evet. Zaten çok farklı alt katlar açıldı. Öyle olmuş. Sonunu bilmiyorum. Ondan sonra her neyse. Şimdi şöyle bir olay cereyan etti. Bana işte herkes hani mesela resim yapmış, orada sergileniyor. Yani müzenin bir aktivitesi olarak da, bir yan aktivite olarak da orada küçücük bir sergi alanı var. Ben de kendisine kültürlerin devamlılığını tohumlar ve yani ve bitkiler aracılığıyla nasıl devam ettiğini anlatmaya çalışacağım. O nedenle burada Hitit ortostatlarının bulunduğu o rölyeflerin, yapıların alt katlarını kaplayan o rölyeflerin olduğu salonda buna 12 nokta seçtim dedim. Her 12 noktada koyacağım her şey oradaki parçayla birbiriyle konuşacak. Yani birbirlerini tamamlayacaklar. Hı-hı. Yani ben bir iş getireceğim ama o işin %50'si de öbür tarafta. Yani Hititler yapmış onu. Fakat o gördüğün bellek kasası dediğim o cam kasa her katta, şimdi diyeceksin ki onlar nerenin toprağı, neyin tohumu? Şimdi bak kapı kapıyı açıyor. Birincisi bunu anlatıp İlhan Bey'i bu sergiyi bu şekilde yapmak için ikna etmek üzere 6 kere Ankara'ya gittim ben İstanbul'dan. Bazen de Paris'ten gittim kimisinden. Hiç üşenmedim her defasında. Ve en sonunda idrak etti. Çünkü bir fotoğraf çektim. Photoshop yok o zaman da. Hani 95'te öyle Photoshop böyle gelişmiş değil. Keserek kağıtlardan fotokopiler yapıp fotoğrafları falan onu yan yana koyup böyle bir şey gösterdim. Bakın ne kadar güçlü. Çünkü şu an sakın buradan oynama. Çünkü burada çok önemli bir şey var gördüğünüz karede. Bakın bir tane bendir duruyor. Şeyin içinde. Bellek kasasının içinde. Üstünde duran da yonca tohumları. Altında da toprak dolu. Ama Hititler yani Kızılırmak yayı içinde ve Hititlerin sonradan öğrendik mesela Likya'ya kadar gelmişler. Yani Troya, evet. Troya diyoruz. Troya'nın adı Hititçe Gilusa. Bir Hitit, evet, kenti.
Yani tarih gerçekten yeniden yazılacak. Bunun için de ders çalışmak gerekiyor tabii ki. Ki çalışan bir sürü de insan var yani. Bunu ama derleyip toplamak, yani artık legal hale getirmek gerekiyor. Yani okullarda bunları okutmak gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum. Ve tabii ki değişecek. Bilgi arttıkça bizim bilgili yani kaynaklar çoğaldıkça bilgimiz de çoğalacak ve böylelikle daha doğru olana yol alacağız. Şimdi önemli olan objektif bakmayı bilebilmek. Şimdi bu sergiyi bir küçücük kitap heyecanlandırdı beni. O da Profesör Hayri Ertem'in, Hititologdur. Boğazköy tabletlerine göre Hititler döneminin işte florası. Florası. Yani şimdi mesela ona bakıyorsun, orada diyor ki sumsar, sarımsak, efendim zertun, zeytin, sesam, susam, haşhur, elma, haşur, elma. Şimdi birden haşuru duyunca ya çocukluğum aklıma geldi. Mesela haşur huşur elma yerdik. Yani böyle de elma yenmez bizi eğitmek için işte mesela öğretmenin der ki ya da anneanne ne o haşur huşur elma mı yenir? Elmayı yemeyi böyle ısırarak yemeyi tarif etmek haşur huşurdur. Haşhur yani. Daha bunun gibi nice etimolojik kökeni olan şeyler var. Ve ben de bunlar için yola çıktım. Ve gerçekten bütün tohumları, o gördüğün yünler, gerçekten Ankara tiftik keçileri, orada gördüğün tekerlek, ha dur lafı atladım. Bak orada bir yüksek rölyef var ortostatta. İki Evet. kişi koskoca bir bendir çalıyorlar. Evet. Aynı bendir. Evet, aynı bendir. Aynı bendir. Ve aynı gitar da var, aynı saz da var. Evet. Aynı çalpara da var. Evet. Fakat bugün biz gitsek, kimi üniversitelerde son 15 yıldan beri çok şükür yapılmıyor ama öncesinde mesela Evin İlyasoğlu'nu hatırlıyorum. Sevgili Evin bir müzik kitabı yaptı. Yanılmıyorsam Yapı Kredi'den de çıkmıştı. Çok da değerli bir kitap. Ama notaları ve müzik aletlerini ve müziği antik Yunan'da başlatıyordu o kitap. Bu yani Batı bakış açısı. Peki dedim yani Hititleri ne yapacağız? Mısır'ı ne yapacağız? Daha ötesi de Evet. var bunun. Yani ben bunları söyledim mesela şu anda çatır çatır yeryüzünde birçok tablet var. Onların nota olduğu ortaya çıktı. Şarkı Tabii. sözleri onlar. Evet. Yani çok şükür yol alıyoruz yani. Bunlar tabii eski işler. O zaman bunlar hani o Biri değil. nerede ürüyorsa ona göre çoğalıyor tabii. Biz de üredikçe biz de bu taraftan bakmayı herhalde şey yapacağız, Fakat yaygınlaştıracağız. haklısın. Haklısın. Fakat bir tane bir şey var. Ne zaman ki ben Çorum'a gittim. Yani işte Alacahöyük falan hani o bölgede gezeceğim. Zahir yani çiftçileri geziyorum tohum almak için zahirecilere gidiyorum filan. Ondan sonra fakat bir Sen şey ama dikkat bu ettim. sergi için tohum topluyorsun, değil mi? O Tabii. yöreden tohum Hatta topluyorsun. sergi birkaç ay ertelendi. Çünkü Annavarza yani Adana'nın bir bölgesi var. Kayalık dağlık bir Hitit bölgesi. Oradaki dağlardan adam otu toplayan bir dede vardı pazarda. Bana dedi ki o kızım ne marketten nane mi istiyorsun? Mevsimi gelecek çıkacağız dağdan onu toplayacağız getirip kurutacağız ki sana satalım pazarda dedi. Haddimi bilmiş oldum sağ olsun Evet. sayesinde. Evet. Yani gerçekten tohumlar yerlerinden toplandı. Ondan sonra ve sonuçta mesela o şimdi orada gördünüz herhalde. Zaten o çok meşhur bir Hitit rölyefidir. Yani bendiri görüyorsun. Fakat Evet. bunlar tarihi ya okullarda okutulmuyor ya.
O nedenle şurada gördüğün benim el izim, o bendire dokunamıyorum. Çünkü o bendiri hayata geçiremiyorum. Müthiş anda. Toprakta kalmışım ben. Yani oradan evet. çıkıp bendire elimdeyse okullarda bu doğrular öğretilecek. Biz de kim olduklarımızı bileceğiz. Niye zeytin yiyoruz? Her sabah da bunun adı niye zeytin? Değil mi? Ha, çünkü Hititler, Luviler onlara zeytun dediği için biz de zeytin diyoruz. Evet. Binlerce yıldır duruyor ama biz bir gecede bilmem kaç bin zeytin ağacını da götürebilme kabiliyetine sahibiz. Yani o onlar ayrı konular. Bunlar gelir geçer. Neler gelmiş, neler geçmiş. Neler geçmiş. Tabii canım yani o hepimiz de biliyoruz. Tekerlek. Ha, tekerlek. Şimdi ne söylüyor? Bak tam arkada bir av sahnesi var. Rölyefte. Evet, şurada şey görüyorum. Şimdi, evet, av sahnesi. Ava gitmişler, hayvanları avlamışlar. Bir kafes gibi bir arabaları var. Orada o arabanın tekerleği bugün şu an gördüğün tekerleğin aynısı. Aman. Ve ben o tekerleği Alacahöyük'te oradaki at arabalarına tekerlek yapan abiden aldım. Evet. Bugün hala yapıyorlar. Hala yani aynı o direkt sayılar falan hepsi aynı. Evet. Altında da arpa duruyor onun. O gördüğünüz yığın da arpa. Arpanın içinde duruyor. Çok güzel. Evet. Geldim bir sonrakine. İşte, evet orada şey tohum ya işte bu bahsettiğim zeytinler. Evet. Yani burada işte tanrılarına, tanrıçalarına sundukları şeyler ve işte ve bu arada tabii şu çok hoşuma gider. Çünkü o hayat ağacıdır. Ve o hayat ağacı hurmadır. Orada görüyorsun, bilmiyorum görülebiliyor mu? Hurma yaprakları var. O hurma yaprakları da Çıralı'dan. Evet, evet, onlar da Çıralı'dan gelme. Ötekinde de defneler var. Defneler. O defneler de Çıralı'dan. Zeytinler kaştan, yani üç ağızdan. Üç ağızdan. Çünkü bu sergiyi çıkarmak için üç ağızda hiç kimsenin olmadığı etrafında bir ev kiraladım, çalıştım. Yani bütün her şeyi dökmek için. Kafamda hani şumullamak deriz ya hani. Evet. Orada sakin evet. sakin çalıştım. Çünkü oralar da ilk coğrafyası ama onlar baskına gelmişler hep. Yani ele geçirmişler, zapt etmişler. Yerel yani Likyalıları yerinden etmişler filan. Yani evet, işin evet. içinde hüzün var. Ama neyse bu kadar detaya girmeyelim. Önemli olan son cümlem bu sergiyle ilgili şey şu. Ben Zahireci'ye gittiğimde orada o güne kadar görmediğim üstü İngilizce, başka dillerde yazılı bidonların, çuvalların içinde tohumlar gördüm. Hani bizde böyle hani atmazsın bir şeyi de hani yıkarsın da bir şey için kullanırlar. Hı hı. Köylerde öyledir biraz hani o biliyorum o huyları. Yani öyle mi diye sordum. Yok yok dedi böyle geliyor. Nereden geliyor dedim. Yani 93 92 o yıllar ve ben Türkiye'ye yabancı tohumun girdiğini, GDO'lu tohumların girdiğini, Monsanto'nun Türkiye'yi ele geçirdiğini, bunların hiçbirini Özal döneminde bütün bunların olduğunu bilmiyordum. Meğerse bizim sandık tohumlarımız hop yok. Evet, yok. Ve işte o GAP projesi orada bizim orijinal tohumlarımız Monsanto tohumu hastalandığında gelip o bölgeden Gaziantep'ten buğday tohumu orijinal alıp onu iyileştiriyor. Biz artık nasıl bir çark dönmüşse o yıllarda bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Hani öyle diyeyim.
Ondan sonra biz yasak koyuyoruz. Diyoruz ki işte buradan İsrail'den, Kanada'dan, Hollanda'dan artık hepiniz biliyorsunuz, bana ne saymama gerek yok. Siz bu tohumları dikeceksiniz diyoruz insanlara. O günden beri ben vallahi bir kanser istatistiği bakmak isterim. Muhtelif hastalıkların istatistiklerine bakmak isterim. O başka, hani baksan ne olacak, giden gitti. Ama ben bu toprağı geri isterim ya. Ben domatesimi geri istiyorum. Evet. Ve bunların ilaçlı, zehir, ilaç diyorlar, tarım ilacı. Hayır, tarım zehiri o. Evet. Toprağı zehirliyor, suyu zehirliyor, her şeyimizi zehirliyor. 95'te ben bu sergiyi yaptığımda, anlattığımda belli çevreler tarafından da çok dalga geçildim. Bunu da söyleyeyim. Ama sonra o arkadaşlarımız fena halde bu konuya eğildiler. Yani kendilerine de teşekkür ediyorum, kutluyorum. Çok yol alınıyor ama bu yollar yetmiyor. Daha fazlasını yapmak daha lazım. Çok almak lazım. Evet. Domatesimizi, patlıcanımızı, biberimizi, buğdayımızı, suyumuzu, toprağımızı temizlememiz lazım. Evet, benim sergilerim bu işlere yarıyor galiba. Bakalım bu neye yaramış. Hadi buyur. Hadi buyur. Orada bu çok özel bir sergi. Çocuk benim ya. Evet. Bir ya kere 85. 10 yıl daha. 20 bir şey yaşında. Evet. 20 bir şey yaşında. Ben 81'de Paris'e gittim. Ondan sonra ve işte orada okula, demin söyledin zaten. Fakat henüz öğrenciyken 81'de bizim okulun bir festivali vardı. Sanat festivali. Akademinin yani. Şimdiki hı hı. adı Mimar Sinan Üniversitesi olan eski Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Yani Osman Hamdi Bey'in kurduğu, Osmanlı döneminde kurduğu mektebi şahane-i nefise-i ala filan yani filan hani böyle. Şimdi o hoş oldu bu giriş, beğendim. Ve ben bu Yeni Eğilimler sergisi adı üstünde, yani yeni açılımlar, farklı işler yapanlara kapısını açıyordu. Yani Ayşe Erkmen'den Füsun Onur'a, yani İsmail Saray'dan aklıma, yani unuttuğum isimler varsa ne olur affedin, şu an aklıma gelmiyor. Hepimiz hani sanki hani o sergi bir çuvaldı içinden çıkmış gibiyiz. Ama yaş aralıklarımız çok büyük. Yani Ayşe benden 10 ya da 11 yaş büyüktür. Füsun çok çok daha büyüktür falan ama o bizi buluşturan bir şeydi. Çok güzeldi. Ve ben o sergiye ilk 81'de öğrenciyken işlerimi vermiştim. Ondan sonra araya 80 darbeleri bilmem neler, işte bir sürü olaylar, bir şeyler, bir şeyler. Neyse ben Paris'teyim. Bizim Hıfzı Topuz'un eşi, canım benim. Ondan sonra 85 senesi işte o yaz ben Milliyet Sanat'ta afişi gördüm. Yani Yeni Eğilimler sergisine katılma afişi mi, duyurusunu daha doğrusu gördüm. Niyet ettim. Ve oturdum. Ağustos bomboş olur Paris'te. Sen de gayet iyi bilirsin. Şahane bir şeydir çalışmak için. Evet. Atölyeme serildim ve kırgörü tasarladım. Ve kırgör için gerçekten bir Hitit tableti gibi böyle az pişmiş gevrek bir tablet hazırladım. Şu an aşağıda duruyor mesela. Ondan sonra ve o yıllarda Hitit alfabesi kullanırdım. Yani sağ olsun mekanı nurlarla dolsun. Muhibbe Darga bana bir alfabe hediye etmişti çünkü. O alfabeyle işte aşkımı gören destek verdi. Hep birisi bir kapı araladı sağ olsun. Her birine yani sonsuz teşekkür ediyorum. Ve ilk önce Ugarit alfabesi öğrenmiştim. Daha sonra Hititçili alfabesi öğrendim. Filan filan. Ve mesela Türkçe yazıyorum.
hece hece, onlar silabik alfabe, hece hece çeviriyorum. Yani orada o gördüğün yazılar kırma gör yazıyor. Ben de ilk yaptığıma böyle bir tane şey bağladım iple, BHV'den aldığım şimşir, tokmak onlar. Ondan sonra üstünde de Türkçe kırgör, yani Latin alfabesiyle kırgör yazıyor, düzeltiyorum. Ondan sonra üzerine hem Hitit alfabesiyle hem de Latin alfabesiyle Türkçe kırıp görmesi için Yeni Evimler sergisi jürisine yazdım. Ve sevgili Hıfzı Topuz'un sevgili eşiyle o aldı yanına onu, götürdü, teslim etti akademide. Yani Mimar Sinan neyse işte. Ondan sonra aradan bir ay geçti filan. Ondan sonra bana bir telefon geldi. Ondan sonra arayan Özer Kabaş'tı. Benim Özer abi, bizim galeri hocamız. Dünya tatlısı. Dedi ki Handan, müthiş bir proje yollamışsın ama sıkı dur. Hikayesi şu. Senin işin ortaya geldi. İsmi tabii o ayrı bir şey. Saklı isimler. Kondu ortaya. Hiç kimse onu kırmaya cesaret edemedi. Herkes onu yapıt zannetti dedi. Ben de dedim ki yani senin katıldığından haberim de yok dedi. Düşünmüş kendi kendine. Yahu demiş, özbe öz yazıyor. Kırıp görmesi için demiş. Kıracağız demiş. Ya yani sorumluluk bende, kırıyorum demiş. Almış, çözmüş ipini, almış dank diye istediğim gibi kırmış. Tabii kırınca içinde hem kırık aynalarda kendi yüzünü gördü, hem de rulo halinde kraf kağıt üstüne her türlü çizimini ve hikayesini yazdığım kırgörü gördü. Kağıt demiş, tabii altında da adım yazıyor. Çünkü o mecburi. Bir yerde yazacaksın onu. Sonunda diyor, adını da görünce diyor, zaten bu işte Bunu Handan zaten kim kendi yapardı yapar diye. başka? Şimdi neyse, bana dedi ki biz bayıldık projeye fakat bu çok büyük bir iş, büyük bir enstalasyon. Video çekeceksin, koskoca bir yerleştirme, her gün kırılmak için 12 tablet. Sen bunları nasıl yetiştireceksin? Sen şu an Paris'tesin evladım dedi. Bu para ister, pul ister. Parayı düşünme dedim. Yani ben bulurum, bulurum. Yani. Ondan sonra ben gelirim de. Çünkü dedi ödül aldın. Yani böyle olursa gelemeyeceksen yazık, bu ödülü birisine verelim falan diyor bana. Dedim yani mesele o değil, ben mesele işimi yapmak. Ben geleceğim ve geldim ve yaptım. O apayrı bir hikaye. Şimdi ona zamanımız yetmez. Ben bunu şimdi niye anlattım? Ama bu süreç inanılmaz bir süreçti. Bu da büyük bir gayretin sonucuydu. Yani çok Evet, ders tabii. çalışarak gittiğim bir şeydi. Aslında benim büyüdüğüm bir işti bu. Büyümek, çocukken büyümek zordur. Mino. Evet. Yani kemiklerin acır. Bak. Yani çünkü boyun uzar. Evet. Yani bazı organların acır çünkü büyür. Anladın mı? Evet. Yani bu iş de öyle bir işti aslında. Yani Evet. büyüdüğümü hissettiğim bir işti. Bunu da söylemeden edemedim. Hadi neyse. Ama şey de Evet. söyleyelim. Türkiye'de güncel sanatta, yani ben Ahu Antmen'in yalancısıyım, ondan öğrendim. İlk defa izleyici müdahalesine açık bir iş yapılıyor. Yani bir hani Evet. şey Evet. var. İlk defa interaktif bir Ha. iştir bu. Evet. Ve bunu izlediğimde yani bir kenara sotalandım. Bakayım gerçekten kıracaklar mı diye. Baya bir süre geçti. Kırgör. Sonunda iki genç öğrenci cesaret gösterdi. Ve en doğru şeyi kırdılar. Çünkü televizyonda hiçbir şey gözükmüyor o sırada. Televizyon ve video duruyor veya şey ama bir şey gözükmüyor. Ama hepsi fişinde. Yani birinin harekete geçirmesi lazım. Ve onlar kırdılar ve o toprağın içinden
bir video kaset buldular. Beni izle yazıyordu üstünde. Ben öyle yazdım. Aldılar onu, birbirleriyle konuşuyorlar. Yani duyuyorum çünkü tepeden seyrediyorum. Sesleri geliyor. Ondan sonra şimdi diyor ki öteki, oğlum okuldan atarlar bizi ya diyor falan bir tanesi. Yok falan, neyse cesaret. Ya dedi, ben bu videoyu buraya koyacağım ya dediler. Sonunda koydular. Ben de helal tabii yapıyorum yukarıdan. Ve işte orada çektiğim video oldu. Bunu bir kameraman arkadaşımın yardımcılığıyla yani ve otobüsle geldim ben Paris'ten biliyor musun? Malzemeleri taşımak için. O gümrükte o malzemelerin ne olduğunu anlatmak falan onlar ayrı hikaye. Yani. Evet. Of, onlara hiç girmeyeceğim. Ondan sonra ablam canım benim ya yemek masasını iptal etti ve bütün o monitörler kondu. Ablamın evi stüdyo oldu. Ondan sonra yani mahalle ve biz bütün İstanbul'un underground o zamanki bar da değil, şey de değil, onlara ne derdik? Gece kulübü değil. Pavyon. Pavyon, evet. Pavyonlarına girdik. Ve o düz ve ters görüntüleri oradan dayak yemekten mi, işte şişe kırıp üstümüze saldırmalar mı, ne çekiyorsun sen beniler mi? Ya Rabbi neler yaşadık biz o kameraman arkadaşla. Onlara da girmiyorum hadi. Ama ucuz kurtardık. Sonra çekebildiğimiz her şeyle ve o sırada da dalan Haliç'i yıkıyordu. Haliç'teki bütün binaları. Ondan sonra o büyük vinçler var ya. Düz görüntüde de o videoda onları çektim. Sesleri de hadi itiraf ediyorum. O dönemin en meşhur arabesk şarkısı Mavi Mavi'yi tersten kayıt yaptım. Şimdi o görüntüler, o söylediğim gece kulüplerindeki o görüntülerle, ki onları görmek lazım, belki de hatırlıyorsun, gördün. Yıkım bir düz bir ters olarak birkaç dakikalığına sürüyor bu video. Ondan sonra filan filan, neyse çok uzun gittim ben şimdi. Bunların hepsi nasıl oldu da 8 günün içinde yapıldı. Mesela kuzenimin eşi Seyfi'nin beni o gördüğüm samanları, yani o şey ya, ne diyoruz ona? Kerpiç. Kerpiç. Kerpiç'i yapmak için Kısırkaya, Kilyos taraflarındaki çiftliklere gidip saman aldık. Yani Seyfi olmasa onu alamayacağız. Ama evet, geldik arkadaşlarla, leğenler aldık, sular koyduk, çamurları attık içine, killeri. Üstünü ayaklarımızla ezdik. Onları yaptık filan. Bütün bunlar yani hakikaten serginli var, derdinli var. Ama Handancığım, belki şeyi söylemek lazım. Sen burada bir hacılar evinin replikasını yaptın. Evet, hacılar evi modelidir bu. Evet. Ama tek duvarını kaldırdım. Çünkü onun giriş kapısı damdandır. Evet. Yani damdan sokamayacağım için, insanları sokmak istemediğim için. Hacılar evi modelini aynen aldım. Tanrı'nın olduğu yerde, kutsal ocakta, o boynuzların olduğu yerdeki tabii ki televizyon var. Çünkü bugün ona tapıyorlar. Tabii. Yeni kutsallarım. Oldum. Yıl 85 ama unutmayın. Burada daha boynuz. Yani kafatası kültü oluşmuş. O nedenle kutsal ölüler de o sedirlerin altında biliyorsun. O kutsal ölüler dediğim yerde, bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz deminki fotoğrafta? Görüyoruz. Coca-Cola bira şişeleri var. Onların içinde orada yani yani bir sürü böyle gündelik eşya, hani daha beyaz yıkar, daha bilmem ne eder filan deyip bizi gaza getiren ve sırf onları kazanmak için
Ve o televizyonları, o kasetleri, o neydiyse o. Bir dekadans içinde olan yani, ama yaşamak zorunda bu. Yani mesela şurada bakıyorsun, bir sürü plastik bilmem ne, bir sürü aptal saptal şey var. Lan o olsa ne olur, olmasa ne olur? Hani senin bakırın vardı. Yani ne oldu? Sen ona gittin plastikçiyle devşettin. Yani bu bilinçsiz evrilme halinden bahsediyorum ben. Bu bir eleştiri falan gibi sınıflaştırma lütfen öyle algılanmasın. Bu bir saptama, bu bir hakikattir. Ben hakikati saptıyorum. Yani sonuçta yıllar geçiyor, ne oluyor görüyoruz o. Artık insanlar kendileri değerlendirsin. Ben niye değerlendireceğim? Ben yapan tarafım. Ondan Şimdi onun sonra iki o sene sırada, sonraki hali evet, var bir de. o gördüklerinde kutsal ölüler. Sonra 2 yıl sonra davet edildiğimde kırma görü yaptım. Çünkü artık kırmaya gerek kalmadı. Kırgörün Hitit tabletlerinin içine sakladığım ne vardıysa insanlara buldurduğum, bu sefer tabletleri onlarla kapladım. Ve sonuncusu ayna kendi yüzünü görüyor. Bu ilki orijinali müzelerdeki gibi camekan içine aldım. Ondan sonrası şu gördüğün bir şarkı kasetidir. Sağdaki Ha, kaset şeyi kaset, evet, bantıyla, kasetin bantla içini sardım. çıkarttım, onunla sardım. Öteki bir video filmdir. Onların neler Geliyorum. olduğu tabii ki ben de bilgisi. Şu an Allah bunları söylemenin yeri değil çünkü. Allah. Ha. Evet. İşte mesela o an en o gündemdeki şey gazete onlar. Diyor ki bir baltaya sap olamadım bari sanatçı olayım dedim yazıyor orada. Çıplak bir kadın var filan hani öyle. Ondan sonra yani belli bir şeyi anlatmaya, dokunmaya çalışıyor ya da Evet. göstermeye mi çalışıyor? Bir şey demeyeyim ben. Boş ver. Yaptım ben bunu Şeyler sadece. çok güzel. Tarihlerin milattan sonra 1987'ye Evet. tarih atmış Evet. olmana bayıldım. Evet. Çok iyi bir gönderme. Evet. Geçtim. Tamam Evet, canım, buyur şimdi geç. tüylerimizi diken diken eden projeye. Bir şey Eyvah. söyleyecek misin? Sadece şunu söyleyeyim. Kader bazen bu 2002 Lido'da oldu. Çok katmanlı bir iştir. İşi anlatmak çok zaman ister. Şimdi sadece size şunları söylemek istiyorum. Buraya davet edildiğim zaman bütün Türkiye mecliste 2. Irak Savaşı'na Amerika'nın yanında katılacak mıyız, katılmayacak mıyız oylamasının derdindeydik. Ve tabii ki katılmayalım istiyorduk. Komşumuzda ne işimiz var diye. Ve savaş çanları çalıyordu. Yani babasından sonra oğlu da aynı şeyi yapmaya kararlıydı. Hepiniz yani yaşı yeten biliyordur bunu ya da bir şekilde biliyorsunuz zaten. Böylesine bir anda yani yine Venedik gibi anlamlı bir yere sergi yapmak için davet edilince, çünkü Osmanlı ve Venedik'in, Bizans'ın ve Venedik'in, Roma'nın ve Venedik'in o kadar çok savaşı var ki savaşlardan geçilmeyen bir yerdeyiz yani. Anlatabildim mi? Ve bu en önemli savaş, hatta bugünün Akdeniz'inin yani coğrafyasını belirleyen meşhur Lüpanto Savaşı, İnebahtı Savaşı. Bu savaşı yani göya donanma, Osmanlı armadasının başında Kılıç Ali Paşa var. İşte Venedik başı çekiyor ama birçok Akdeniz ülkesi var filan. Savaş kazanılıyor Batı tarafından. Osmanlı kaybediyor. Fakat bu zafer üstüne Rönesans döneminin en ünlü ressamı Andrea Vicentino'ya, en ünlü ressamlarından bir tanesine dev boyutta bu Deniz Savaşı'nın tablosu yaptırılıyor. Şu an gördüğün masa örtüsü
O tablodur. O tablonun orijinali Dojlar Sarayı'nda devasa bir tablo. Ben önünde bit kadar kalıyorum yani. Öyle dev bir tablo. O ve dünyanın parasını istedi Dojlar Sarayı'nın idaresi. O fotoğrafın A4 boyutunda bana diyasını verdiler. Ve kullan yani bir sergimde kullanma hakkı içinde 3.500 euro gibi bir para ödedim. Müthiş. Çok Ondan istemişler sonra hakikaten. evet O ne ya? ve sonra bu dijital basıldı. Ondan sonra fakat hayatımda dijital bir şey basmamıştım. Ama yaşasın senin okulundan yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun dünya güzeli ve müthiş zeki bir dijital baskı aslında alanı farklı ama yani bu alanda o sıra Topkapı'da çalışan ondan sonra Uğur Ercan'la tanıştım. Ve bütün baskıları onunla yaptık. Onunla sonrasında zaten savaşa karşı kaç sergi yaptık. Yani bütün bu dijital baskılarla. Çünkü mesela benim teknik olarak bilgim yetmediği için mesela bu aşağıda gördüğünüz esasında dantel olması gereken bu bir ziyafet masası çünkü. Orada Nasdaq ve Dow Jones geçiyor. Mesela bunları yani bilgisayardan filan hep Uğur sağ olsun o çıkartıp benim için hazırladı. Yani gördüğün gibi üretici taraf birlikte çalışıyoruz. Demin size anlattığım hikaye. Birlikte üretmek var bizde. Sonra yine ortak sevgili ortak arkadaşımız Gülnur Düzyol ve Ferit Düzyol Sipa Press'te biliyorsun Dünya Fotoğraf Ajansı onlar. Ve bütün savaş muhabirleriyle bağlantımı sağladı ve onlar bana dünyanın o zaman var olan bütün savaşlarının fotoğraflarını 5 kuruş para istemeden verdiler. Hepsini Tabii. hediye ettiler ama bunu Gülnur sağladı yani Ferit Tabii. sağladı. Tabii. İkisine de sonsuz teşekkür ediyorum. Kulaklar Ondan sonra açınlasın selam. bu nasıl canım? Kulaklar açınlasın ikisinin de. Hem de nasıl çınlasın, hem de nasıl çınlasın. Belki de izliyorlardır, bilmiyorum. İnşallah görmedim Ve bu isimlerini ama. fotoğrafları, evet, altın ipliklerle yaptım. Tabii ki Evet. yapıtı. Bu gördüğünüz yer, yani konduğu yer ve bir katman getirdim. O da Thomas Mann'ın Venedik'te Ölüm romanı. Çünkü Buraya biliyorsunuz döneyim oranın bir mi? kahraman bir sanatçıdır, yazardır ve müthiş bir ya hadi ona girmeyeyim ama biliyorsunuz sonradan da biliyorsunuz ki Visconti'nin o güzelim filmi ve Dick Bogart oynamaktadır oradaki karakteri ve bu gördüğünüz yani Lido'daki Otel de Ben'in bu terasında çekilmiştir. Ve bu masanın olduğu yerdedir o masa. Yani orijinal Aa. yerine koydum her Evet. şeyi. Ve Müthiş o olmuş. zaman o yılda Sheraton bunu işletiyordu ve sergiyi düzenleyen gruba çok direndi ama biz de direndik. Sonunda başardık. Hiç sandalyesi olmayan bir ziyafet masası çünkü bu barış için rezerve edilmişti. Barış için hiç kimsenin hiçbir masaya oturmaya niyeti hiçbir Niyeti zaman yok. olmadı ve belki de maalesef hiç olmayacak. Dilerim öyle de olmasın. Hep barış için oturulsun. Hayat savunulsun. Velhasıl kelam Evet. bunun en büyük derdi ne oldu? Ben bu işi İstanbul'da hazırladım. Ve tabii ki biz 1960'lı yıllarda bütün dünya ülkeleriyle birlikte sanatın ve sanatçının serbest dolaşım yasasına Floransa Anlaşması bu imza koymuşuz ama asla işletilmediği için uygulanmayan bir yasa. UPSD'nin
kurulması için emek verdim. Bu yasayı yaşar kılmak için uğraştım. Hmm. Ama maalesef ben bunu başaramadan UPSD'nin yolu, bu yolumuz ayrıldı o başka yola. Ben inandığım başka yola. Plastik Sanatçılar şimdi, Derneği değil mi UPSD? Evet, uluslararası. Uluslararası bu Plastik Mesko'nun, Sanatçılar. Yani Türkiye'nin tek uluslararası derneği. Hmm. Meslek birliği, evet, aslında olması gerekecekti. Hmm. Bir türlü hala olamıyor. Hala olamıyor. Yani hala başkanımız, neyse hiç bu konuya girmek istemiyorum. Girme. O bambaşka bir konu. UNESCO'nun üyesidir o. AİHAB üyesidir. Ve hmm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak kararıyla kurulmuştur. Yani o apayrı bir konudur. Ve bu konuşulması gereken, yazılıp çizilmesi gereken bir konudur. Konuşalım. Eğer ki günün birinde Türkiye'de sanat bir ortamında gün ne oluyor diye yazılacaksa, bunlar henüz biz daha ölmeden, aklımızı kaybetmeden bunları yazıp çizmemiz gerekiyor. Bu da bizim, evet, görevimiz. Neyse, sonuçta ne olduğunu biliyor musun? Bu yasadan dolayı bir eseri, ki senin de, sen de yaşadın bunu sergi yaparken, böyle ferah feza gümrüğe verip yollayamıyorsun. Tabii. Bir sanat eserini çıkartmak bedelsiz ihracata giriyor. Atakarnesi, evet, almak zorundasın. Yani sen bir gümrükçü şirketle çalışmak zorundasın. Evet. Ve bu çok komplike ve zor bir iş bir sanatçı için. O nedenle bir hakkımız var. O da şu: eserini yanında götürebiliyorsun. Hmm. Bugün eser 6 metreye 2 küsur metre bir yapıt. Ve onu rulo yaptım ve yanıma aldım. Ve uçağa bindim. Ve Alitalia'ya bindim. Çünkü Alitalia'dan biletim alındı. Alitalia'da indim ben Venedik'te havaalanına. Bekliyoruz bekliyoruz. Ne bavulumuz var, ne paketimiz var. Benim gibi bir sürü insan. Gittik kayıp bürosuna. Dediler ki, aa çok ilginç, sizlerin bagajı İstanbul'dan Hong Kong'a gitmiş. Ne ya? Nasıl yani? Ve serginin açılmasına 8 gün var. Yani peki bu gelecek mi? Bir şey diyemiyoruz. Nasıl diyemiyorsunuz? Falan. Rezillik. Her gün arıyoruz. Pierre Restani hatırlar mısınız bilmiyorum. Paolo De Grandis, bütün organizasyonun başındaki şef küratörümüz. Ondan sonra Türkiye'nin küratörü de Beral Madra'ydı. Ondan sonra herkesin kulağı çınlasın ama Ristani'ye toprağı bol olsun ne diyelim. Çok değerli bir insandı. Ve her gün onların tekneleriyle havaalanına gidip geliyorduk Lido'dan. Geldi mi gelmedi mi? Çünkü telefon açıp söylemiyorlar. Nihayetinde 6. gün geldi. Bavulum da olmadığı için tabii hani her şeyi yeni aldım. Yani yatacaksın, giyeceksin, bir şeyin yok. Pijaman yani. Yok. Pijaman yok, bir şeyin yok, diş fırçan yok. Rezillik yani. Evet. Neyse geldi her şey. Fakat tabii en yaşlımız ta Bozar'dan da hocamızdı Pierre Restani. Ondan sonra durdu, dedi ki ertesi gün sergi açılacak. Gece gittik serdik onu. Ama serdik, sonra dedi ki açılış şimdi. Getirin şu şampanyayı dedi. Ondan sonra bir şampanya patlattı. Yani çünkü suratımın rengi değişmişti. Evet. Yani yapıp gelmeyecek, neyi sergileyeceğiz? Yani hikayeler bitmek bilmiyor ya. Yani. Evet. Böyleyken böyle. Zamanımız kaldı mı, hala konuşuyoruz. Vaktimiz bitti ama işler bitmedi. Ben bizi hala izleyenlere hürmeten devam ediyorum. Peki, evet. Şimdi bu çok ilginç bir sergiye getirdin beni. Evet. Bu serginin şu hikayesi de güzeldir. Çünkü şimdi burada kahramanı çok fazla bu serginin. Şimdi biliyorsun... O yıllarda 2000 kaç yılı hatırlamıyorum. Şu an 11'de hatırlıyorum. Arap Baharı'nın başladığı yıl. Ha. Tamam mı? Ondan önce bu gördüğün işler Irak Savaşı üzerine yaptığım işler benim. 3 ayrı işim var öyle. Hmm.
Borusan'da da açtım bir tane huzur. İki oda bir Evet. salon. Bir tane Borusan Sanat Galerisi'nde, birisi Fransız Kültür Evet. Kafe Merkezi'nin, Flor filan öyle bir evet, şey. Cafe Flore'unda orayı istemiştim çünkü bütün koltuk kanepeleri kaplamıştım. Ondan sonra bunlara savaşa karşı demeyi sevmiyorum. Barış, yani hayatı savunan işler demeyi tercih ediyorum. Ondan sonra sonuçta bu sergiler yapıldı. Ben hiçbir parça, yani mesela şu gördüğümüz parça var. O şeylerin, Vehbi Koç Vakfı'nın, yani Arter'in koleksiyonunda o masa, sandalyeler ve masalar. Ama ötekiler bende, duvarda duranlar. İkisinin yan yana duruyor olması çok güzel. Şimdi hikayeyi anlatıyorum. Arap Baharı başlamış. Herkes bir heyecan içinde. Ama ne türden? Yani klasik medya, televizyon ne anlatıyorsa. Şimdi eline telefonunu alıyorsun. Şimdi Tunus'taki, efendim Mısır'daki yazar, çizer, sanatçı arkadaşını arıyorsun. Hikayenin başka bir boyutunu öğreniyorsun onlardan. Bir şey dönüyor diyorlar. Yani göründüğü gibi bir durum değil, başka bir şey oluyor ama ne olduğunu anlamıyoruz diyorlar. Yani işte sonra ya, o ilk günler bunlar filan Evet. filan. Neyse, sonuçta bu Arap Baharı, işte malumunuz, üstünden yıllar geçti, şekilde görüldüğü gibi neler oluyor. Evet. Her neyse, tam bu olaylar olurken bir cumartesi günü ben Paris'teyim, televizyona bakıyorum, haber saati 6:45 gibi. Sarkozy tomahawklarıyla Libya'yı bombalamaya başladı. Bir anda böyle neye uğradığımı şaşırdım. Yanımda bir yastık vardı. Televizyonu fırlattığımı hatırlıyorum. Sonra bir ayağa kalktım. Bir bardak su içtim. Bir sigara yaktım. Bir kendime geldim. Kendime geldim ve bir anda pat 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 gözümün önünde bir iş çıktı. Ve hemen Paris'ten canımın içi sevgili arkadaşım Melih Fereli'yi aradım ya. Ve bana dedim ki, Melih, Sarkozy Libya'yı bombalıyor. Bu kabul edilir bir şey değil. Ben çok savaş işi yaptım. Yani hayatı savundum. Ama şerh düşüyormuşum. Olmuyor. Demek ki sepeti koluna, herkes yoluna. Bugüne kadar yaptığım ne kadar iş varsa bana istiklalde bir yer bul. Heyecandan ne dediysem artık. Bir yer bul lütfen. Ben Paris'teyim. Hani koşamayacağım. Ben hemen geliyorum. Ondan sonra ne yapacaksın? İşte çamaşır ipi gibi bütün işleri mandalla asacağım. Sonra ortaya enginar arayacağım şimdi. Bir işte çanta manta ustalırsın, makine getirip koyacağım. Ondan sonra orada bütün işleri çanta kalıplarıyla keseceğiz, çanta yapacağız, koyacağız. Kim istiyorsa alsın gitsin. Peki dedi. Telefonu sen bir kapat dedi. Telefonu kapattım. Akşam. Biraz ilerlemiş bir saatte Tülay Güngen aradı beni. Dedi ki Melih aradı. Durum böyleymiş. Çünkü şimdi çok iyi hatırlayacağım bir dönem. Yapı Kredi'nin bildiğimiz binası, büyük bina, köşede Galatasaray'da. Fakat o tek bina gibi gözükse de iki ayrı bina. Yarısını sattılar. Şimdi Zara Zara. var. Ha. Zara. Halbuki orada Yapı Kredi vardı. Onun altında, şimdi Zara'nın giriş katı da sergi salonuydu. Biliyorsun, hatırlıyorsun, Kazım Taşkent sergi salonu. Sanat galerisi. Handan dedi, yani şimdi her yere bakıyoruz, en uygun yer burası ama inşaat başladı, satıldı dedi. Şimdi ben dedi, yarın sabah olsun bu saat arayamam. İşte mimarları arayacağım, mal sahiplerini arayacağım. Onlardan şunu rica edeceğim. Bir alçıpanla inşaat yaptıkları bölümü bölsünler. Bize önde vitrin gibi bir, yani bir eski sergi salonunun ön kısmını ayırsınlar. Sabahın Birincinin. köründe beni aradı, konuşmuş. Ya bakar mısın yani insanlara? Yani ben nasıl Evet. teşekkür edeyim?
Engin şey Engin dedi ki tamam ustalar hazır, makineler hazır, dert değil. Ritmi de buldum ve gerçekten Tülay Güngen aradı, Melih Tereli de aradı sağ olsun. Tamam dediler, kabul ettiler. Alçıpanla kapatıyoruz. Dikdörtgen bir alan oluyor ve biz burada şimdi onlar kapatmıştı. Biliyorsun bankaya geçen bir merdivenli geçiş vardı kütüphaneye. Evet. Orayı da açıyoruz dediler. Böylelikle bağlantı falan. Şahane bir şey oldu. Ondan sonra ve ben yani iki günün, üç günün içinde bu sergiyi zaten ricam sadece ve sadece ya 12 ya 14 gün sürmesiydi. Yani işler bitene kadar. Ondan sonra görüyorsun çalışıyoruz ustalarımızla. Şunu anlıyoruz değil mi? Daha önce yaptığın bu dijital baskı şeylerden, evet, işlerden evet, o işleri parçaladın. Her işler. Birinden çanta yaptın. Çokça evet. Çanta. Bir sürü çanta. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna dedin. Evet, artık. Evet. Çünkü evet. Anladım ki bizim demokrasi, insan sevgisi, doğa sevgisi, bütün bunlar beyinde varsa var, yoksa yok. Evet. Yani dilde olması yetmiyor. Yetmez tabii. Bilinçte olması gerekiyor. Bilinç de sadece burada değil, bütün bedenimizde aslında. Yani bütün varlığına buna inanman lazım ki. Evet. İnsani değerler, doğanın ve evrenin gerçek değerleriyle yaşayalım. Evet. Buydu yani sonuçta. Müthiş bir emek vardı. Şunu da eklemem lazım. Bu serginin adı yani ta ötekiler için yazdığım doğum metninden bir cümleyi iki satırı aldım. Sessizlik bozulmasın diye çiçekler kokularını salmadı. Adam bombaları atıyor. Benim metnimde sessizlik, çiçekler sessizlik bozulmasın diye kokusunu saklamaya çalışıyor. Düşünebiliyor musun? Ve anladım ki sessizlik bozuldu. Kulağı çınlasın. Veysel de bizim tam hani Galatasaray'da balık pazarının orada bir çiçekçi vardır. Ona gidip 250-350 sap lilyum sipariş ettik. Taze taze geldi. Paşa Bahçe'den vazolarımızı aldık. Yani 250 sap lilyumun çıkarttığı koku blok halinde duruyor yani. Evet. Kapıdan girdiğin anda bir lilyum kokusu çarpıyor. Yani çarpılıyorsun ona. Böylelikle kendimce sessizliği bozdum bu çantaları yaparak. Herkes de koluna takıp gitti sonuçta. Evet, ben senin orada atölyede şey, bana atölye gibi geliyordu orası. Atölye şey olduğu zaten. Için. Evet. Çanta atölyesi. Orada görmüştüm. Oradaki evet, ortamı evet. Yani. Evet. Evet, gene mevzu aynı mevzu. Evet. Bir dakika mektuplar. Sen şöyle de şöyle. Emin misin bunu konuşmayacağımıza? Bak bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle'ye geçmeden. Bak bir, belki de çok çok yakınım birkaç insan dışında ve o kurumdaki insanlar dışında. Mesela zannediliyor ki Handan iki oda bir salon huzuru, sessizlik bozulmasın diye çiçekler kok, bu tür sergileri bir plan, bir program çerçevesinde yaptı. Hani oturdu o kurumlarla işte 2000 bilmem kaç yılının Mart ayında bu sergiyi yapıyoruz. Asla öyle değil. Yani bir olay bir yerde vuku buluyor ve ben birden harekete geçiyorum. İnandığım dostlarımı arıyorum. Onlar bana ve işlerime inanmasalar asla bunu yapmazlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani mesela Borusan'da da öyle. Mesela Binnaz olsun bütün yönetim. Ya şöyle bir şey teklif edilir mi? Ettim. Irak Savaşı her şeye rağmen başlamış. Telefonu kaldırdım ve dedim ki Binnaz. Mesela sergiler hani uzun sürüyordu orada hatırlarsan. Evet. Mesela dedim bir sergi bitecek, öteki başlayacak. Senden 2 hafta rica ediyorum.
Konu bu. Ondan sonra bir hafta birinden çalsak, birinden de bir hafta çalsak, 2 hafta yeter bize. Yeter ki sözümüzü söylemiş olalım. Ne diyorsun? Tamam dedi. Hemen yapıyoruz. Bir hafta o sergi, ama sanatçılara yazdık, onaylarını aldık. Tabii. Onlar da sevindiler. Yani sergisi bir hafta kısalıyor ama Evet. hani yok canım ben izin vermiyorum demedi hiç kimse. Yani Evet. sanatçı da buna gönül rızası verdi. Tabii. Yani bunlar o kadar değerli şeyler Çok olduğu için değerli. anlatıyorum. Çok değerli. Yalnız heyecana gelip çok yüksek sesle konuşuyorum. Ben mi? Heyecanlandım ben Yağmur'a. Baya böyle bir yüksek sesle konuşuyorum ya. Böyle bir o bir şey oldum yani. Ve hiç kendimi görmüyorum. Sadece seni ve yapıtları görüyorum. Çok mutluyum. Yok Aa, yok. bayıldım. Gel Bu çok şimdi. hoşuma gidiyor. Seni gördükçe hasretim gidiyor Mino. Çok özlemişim seni. İşte öyle bir şey oluyor. Evet Handancığım. Evet. Şimdi. Evet, istiyor musun bahsetmemiş o yerden? Valla bakayım ne kadar işimiz var daha. Daha bana Mino'nun kendini sağlığı. getir var. İstersen bir seans Oo. daha yapalım seninle, sonra devam edelim. Çünkü hakikaten Olur. saatte 11.30'a geliyor. O yazık yine. Yazık yine. Çünkü bir de bunu sonradan YouTube'da da izleyecekler. O Evet, ki ben de evet. biliyorsun öyle izlemeyi. Bir iki yaparız. Çok Olur. uzatmadan ama bana bir Okay. 2 hafta falan Daha kısa müsaade et olur. aralar. Hani 2 saat değil de 1,5 saat konuşuruz. Sen benden Evet evet. iyisin. Kalan Üst işlerimizi o zaman. pirim, üst Tamam. Ve bu işi yapan sensin. Onun için yani çok Hayır, teşekkür bu çok ederim. güzel bir proje ve hızlı geçeceğiz. Onun için onu da istemiyorum. Burada bir evveliyatı var, orası var filan. Dolayısıyla bitirsek kusura bakmaz umarım Aa, kimse. Söz hayır, veriyorum. dilerim kimse kusura bakmaz. İzleyenler, Zaten izleyicilerimiz. evet, yani ne olur Ama kusura onlar da yorumdular bakmasınlar. diyelim. Tamam. Yani çok 20 bir şey yaşından beri bunları yapıyorum. Yani şu Evet. an bayağı bir kocaman oldum. 62 yaşındayım ben ya. 62 yıldır bu işleri Ben de. yapıyorum neredeyse. Bak bugün Herkese şu çok küçücük teşekkür hikayeyi ediyorum. anlatayım. Tamer Gök hocamız var bizim ODTÜ'den, benim abim aynı zamanda falan. Hı. Bu senin duyurunu okumuş, bana mesaj yazdı. Dedi ki işte soyadı İcem Börtücene'ye çok benziyor. Onunla bir Kuzenin. akrabalığı var mı? Dedim ki yok akrabalığı ama iyi tanışırlar. Ben de çok severdim İcem Bey'i. Yahu siz de çok büyüdünüz dedi bana. Çok yol Doğru. aldınız dedi. Doğru Doğru diyor. söyledi. Direkt Biliyor kuzenim dedim galiba çünkü bizi. bu İce'nin benden ricası. Çünkü ona da o kadar çok sorulmuş ki kim bu, yani akraban mı diye. O Evet. da bir gün karar vermiş, kuzenim demiş. Ha. Ve biz bir gün Aya Kurtulmuş. İrini'de konser öncesi geç kalmış 2 insan olarak davetiyemizi ararken karşılaştık, tanıştık. Ve ben koluna girdim. Şaşırdı. Yürü amca, ileri git dedim. Yürü İcen amca dedim. Anladın mı? Çünkü adını söyledi orada. Ondan sonra o benimkini duymamıştı. Ben bir tık önce gelmişim. Ve İcen'cim ne canım öyle... Tanrım Handan sen misin diye oldu. Vefatına kadar Evet. yani selam olsun. Ve Selam onun olsun. arzusuyla kuzenim diyorum. Gerçekten hiç akrabalığımız, kan bağımız yok. Evet. Ama gönül bağımız kan bağından daha güçlü. Akıl bağımız da öyle. Bunu da unutmayayım. Handancığım, şu arada bugün şu anda gelen sorular var. Birkaç tane onları Hemen çok cevaplayalım. memnun olurum. Şimdi Dilek Karaaziz Şener'den Rest Sunny, 7 gerçeklik manifestosu muhteşemsiniz Handan Hanım diye bir not var. Şahanesiniz, sabaha kadar izlerim demiş. Zeynep Sipahi teşekkür ediyor. Birkaç Çok daha var. teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Galiba bunu ben oyna.
Ondan önce de varmış. Dilek Tütüncü, sevgili arkadaşımız Avrupa Birliği'nden merhaba diyor. İsmet Bizden Sezgin'i de. başka tahmin edenler de olmuş. Ama ben oraya bakamamışım. Ekran paylaşınca bunları göremiyorum. Onun için Kolay öyle olmuyor. oldu o Evet. sırada. Yani birkaç tane Evet. haber gerekiyor o sırada. Evet, sanıyorum. Bu kadar. Efendim, müsaade kadar bizi dinleyen Mehmet Kenter herkese hiçbir çok şey teşekkür. söylememiş mi? Mehmet Kenter söylememiş, bir şey yok. Mehmet Ben onun Kenter sergilerine ayağımıza iniyor. bayılayım, o bana bir şey söylemesin. Mehmet Kenter bazen de küçük oyunlar oynuyor. İzleyenimiz çok olsun diye onu açıyor, gidiyor filan, öyle şeyler. Kendi işine bakıyor arada. Sonra Tabii gelip gelip canım, göz yani atıyor. kolay bir şey değil. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Evet. Ama biliyorum ki YouTube'da ben de tekrar izleyeceğim. Tabii. O Eminim usulden. kendime çok güleceğim. Usulden. Efendim, çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Sağ olun. Anacığım, ağzına sağlık. Devamını yapacağız ilk fırsatta. Eyvallah. Görüşmek Tamam. üzere. İyi Ne zaman geceler. Sağ istersen olun. Minacığım. Sağ olun. Sağ Güzel olun. İyi geceler. geceler.